Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul'un en güzel manzarasından günaydın. Çamca'nın eşsiz güzelliği eşliğinde güne başlıyoruz. Güneş daha yüzünü bize göstermemişken, biz dahil olmak üzere çalışan tüm vatandaşlarımız, okula giden tüm öğrencilerimiz şu an yollarda. Soğuk bir İstanbul gününden herkese tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. BBN Türk ekranlarına tekrar hoş geldiniz efendim. Çamlıca manzarasının eşliğinde size günaydın demiştik ama bir kez daha buradan günaydınlarımızı iletelim. Soğuk bir İstanbul gününden şimdi bakalım hava durumu Türkiye genelinde nasıl? Arkadaşlarımız hemen volümüze versin. Evet, dün de bahsetmiştik. Şu an için İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor ve yağmur, kar gibi şu an için kış aylarının asıl yaşanılması gereken hava durumları şu an için söz konusu değil. Gördüğünüz gibi Türkiye genelinde hava güneşli ve sisli olarak gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara bölgesi iç ve doğu kesimleri de yer yer sis ve pus bekleniyor. Aynı zamanda dün de bahsetmiştik ve İstanbul'da dün sis etkisi altına almıştı. Tekrar bugün de uyarılar devam ediyor. Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve şu an sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklentileri görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yer açabilir. O yüzden lütfen sizden ricamız trafikteyken görüş mesafeniz eğer azaldıysa hızlı gitmemize gerek yok. Yine gideceğimiz yerleri biraz daha geç gidelim ama canımızdan olmayalım. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakalım Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu. Bugün için tahminler bu yönde. Aynı zamanda Edirne parçalı ve az bulutlu. İstanbul parçalı ve az bulutlu 4 derece. Kırklareli parçalı ve az bulutlu 2 derece. Kocaeli parçalı ve az bulutlu 5 derece. Dediğimiz gibi Türkiye genelinde şu an için yağmur, kar gibi kış mevsimlerinde yaşanılacak hiçbir olay beklenmiyor. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde aynı şekilde kış mevsiminin asıl yaşanması gereken mevsim normallerinin ilerlemesini temenni ediyoruz diyelim. Şimdi biraz da trafik durumuna bakalım. İstanbul trafiğinde şu an için nasıl? Arkadaşlarımız hemen volümüze versin, bir kontrol edelim. Sayın seyirciler, şu an İstanbul genelinde trafik %35 olarak gözüküyor. Saatlerimiz an itibariyle 7'yi 5 geçiyor. Yine her zamanki gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu an trafiğe kapalı diyebiliriz. Rengi kırmızıdan daha fazla bordoya dönmüş durumda. Aynı şekilde aslında Avrupa'dan da yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde karşıya geçişlerde köprüyü geçtikten sonra o Kavacık kısmında biraz trafik var gibi duruyor şu an. Diğer köprülerimize bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine köprü bağlantı yollarında tıkanmalar söz konusu. Her zamanki gibi Avrasya Tüneli bu anlamda ulaşım için daha kolay. Ve şu an Avrasya Tüneli sadece giriş kısmında biraz yoğunluk gözüküyor. Onun dışında şu an için İstanbul trafiği saat 7'yi 5 geçiyor. Trafik başlamış durumda. Yine eğer evinizden çıkacaksanız, işinize gidecekseniz ve eğer aceleniz yoksa biraz daha bekleyebilir trafiğin azalmasını. Sonra
sonrasındaysa yolunuza devam edebilirsiniz diyelim. Ve biraz da haberlerimize bakalım, gündemimizde neler var. 2022'de ihracat geçen yıla oranla %12.9 artarak 254.2 milyar dolara yükseldi. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı. Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı ise 197'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır." dedi. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre %12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ihracatta tarihi rekora ulaşıldı. Yeni hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin artık kimseye özenmeden her alanda kendi özgün politikalarını geliştiren ve uygulayan bir ülke konumuna geldiğini söyledi. En somut rakamların görülebildiği alanlardan birinin de ihracat olduğunu belirtti. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamdolsun tam 7 kat artırdık. 2022'de hizmet ihracatı da yükselişe geçti. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76,4 milyar dolara yükselttik. Hizmet ihracatımızın hedefimiz olan 85 milyar doların da üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9.700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir il kalmadı. Erdoğan, Türk lirası ile ihracat yapılan ülke ve bölge sayısını da açıkladı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin şekilde kullanmaya başladık. Ey gayrimilliler, burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yılla birlikte bir ilki hayata geçirdi. Tarım Cebimde uygulamasının tanıtımı yapıldı. Birçok hizmet uygulama sayesinde çiftçinin cep telefonuna kadar götürülecek, hayvanlarda küpe sorgulaması yapılabilecek, destekleriyle ilgili bilgilere ulaşılabilecek. Tarım Cebimde 1.0 tamamıyla ve bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Her bakımdan bakanlığımıza ait yerli ve milli bir uygulamadır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım Cebimde uygulamasını tanıttı. Uygulamayla çiftçiler alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişecek. Tarım Cebimde mobil uygulaması çiftçilerimizin il ve ilçe teşkilatlarımıza buralara gitmeden bakanlığımızın hizmetlerine başvuru yapabilecekleri, tarım ile ilgili bilgilere tek bir noktadan ulaşabilecekleri bir mobil uygulamadır. Uygulama üreticileri doğrudan bilgi vermeyi hedefliyor. İlk olarak elbette bu ülke için şartlar ne olursa olsun üretmiş, üretmeye devam eden eli öpülesi bakanlığımızdaki kayıtlı üreticilerdir. Uygulama üzerinden bakanlık tarafından verilen desteklere de ulaşılabilecek, küpe sorgusu yapılabilecek. Yani 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle tüm mobil marketlerden indirilebilmekte ve uygulama mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. Kullanıcı dostu diyebileceğimiz bir yenilik, bir değişikliktir.
Uygulamada bazı menülere ve alt menülere e-devlet şifresi ve kimlik sorgulamasıyla erişim sağlanabiliniyor. Diğer menüler ise bütün kullanıcılara açık. İlerleyen dönemlerde arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. İleriki versiyonlarda inşallah iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize parsel bazlı ürün önermeleri yapılacaktır. Kadıköy Caddebostan'da yat limanında sabaha karşı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı ama 6 tekne ise kullanılamaz hale geldi. Caddebostan sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Diğer teknelere sıçramaması facianın önüne geçti. Kadıköy Caddebostan Yat Limanı'nda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Kıyıya bağlı 6 tekne alevler içinde kaldı. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Duman ağaran günü siyah bulutlarla kapladı. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı zaten yani. Allah'a şükür itfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni elektrik kontağı olarak belirlendi. Kişisel olarak kullanılan tekneler yangından büyük zarar gördü. Bazı teknelerden geriye sadece iskeleti kaldı. Yaşında doktor annesiyle fotoğraf çektirdiği hastanede doktor olarak işe başladı. Anne kız aynı hastanede, aynı serviste anestezi uzmanı olarak görev yapıyor. Ancak hikaye bu kadar değil. Ayrıntılar haberimizde. Ama hani birlikte çalışmaya başlayınca böyle şey oldu. Böyle bir hani bir bocalama dönemi. İşte annesi de ben ne diyeceğim? Annemi diyeceğim, ablamı diyeceğim. Burada çalışan arkadaşlarımız da hani şaşkınlıklar oldu. Çocukken hayalleri doktor olmaktı. İkisi de doktor oldu. Hatta anne kız aynı hastanede görev yapmaya başladı. Doktorluğa küçük yaştan itibaren ben doktor olacağım diye annemlere söylermişim. Hatta gülerek anlatırlar. Tıp fakültesini de yani tek tercihim tıp fakültesiydi. İlk tercihimi kazandım. Doktor anne Beyhan Güner çalıştığı hastanede 9 yaşındaki kızıyla böyle fotoğraf çektirmişti. Yıllar sonra kızıyla yine aynı fotoğrafı çektirdi. Bu kez kızı da doktor olmuştu. Forma giydirdik. Birlikte bir anı olsun diye fotoğraf çektirmiştik. O hala duruyor. 9 yaşında. İşte şu kadardı falan. Şu kadarcık falan şimdi beni geçti. Doktor Beyhan Güner'in kızı Doktor Şeyma Nur Güner neredeyse hastanede büyüdü. Hep benimle hastaneye gelirdi. Birlikte işte hastane ameliyathane gördü. Birlikte gezdik. Birlikte burada doktor odasında oturduk. Nöbetlerimde gelip burada çalışıyordu. Üniversite sınavına çalışıyordu. Yanımda kalıyordu. Küçükken annemin yanına hastaneye gelmek durumunda kalıyordum. Buraya geldiğim zaman üstüme bir tane içeriye girebilmek için yeşil formamı giyip doktor odasında oturuyordum. Ve buradaki herkesi tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar var burada. Şeyma Nur Güner annesinin mesleğini, hatta annesinin uzmanlık alanını seçti. Annesinin çalıştığı hastanede stajyer olarak işe başladı. Tıp fakültesini tercih sırasında öğrendim yazacağını. Anesteziyi de yine tercih yapacağı sırada öğrendim. Birlikte aynı hastanede aynı işi yaparken biraz bocaladılar. Sonra alıştılar. Hani alıp asistanını evde çalıştırıyor musun falan diyenler oldu arkadaşlardan. Espri yapıyorlar. Hatta şey diyorlar işte seni veline söyleriz, velini çağıracağız falan diyorlarmış Şeyma'ya. İş yerinde profesyonel iki meslektaşlar, evde ise anne kız. İlk geldiğinde sen torpillisin diyen çok olmuş. Hatta Şeyma bu konuda hani çok söyledi bana torpillisin diyorlar anne falan dedi. Biraz da üzüldü o konuda. Torpilli değil, bütün asistanlar kıdem herkesin çalışma şekli neyse o şekilde çalışıyor. Nöbet usulüyle çalışıyor zaten. Evde kızım, burada asistanım. Hiçbir şekilde bir ayrıcalık yok, tolerans yok. Biz birlikte nöbette çok ağır vakaları da aldık. Annem yönetti uzman olduğu için tabii ki de. O zaman asla içeride annem var olmuyor. O
kaosu yönetebilen, krizi yönetebilen biri oluyor. Ve hayranlık uyandırıyor tabii ki de. Birbirimizi görmüyor. Sabah ayrılıyoruz iş yerimizde, akşam birleşiyoruz. Birbirimizi anlıyoruz evde. Hani kardeşlerine diyorum ki ablanızı rahatsız etmeyin, nöbet ertesi uyusun. Hem yani birinin zorlanmasını hiç doğru bulmuyorum. Eğer hayalinde varsa birinin arkasında dursun ve devam etsin diyebilirim. Ücretsiz kaplıca keyiflerinin haberi var sırada. Bursa ve Bitlis'ten görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Bursa'da bir dere kenarında çıkan sıcak suyla köylüler havuz yaptı. Bitlis'te ise çıkan kaplıca suyunun oluşturduğu küçük göl bölgesindeki insanların uğrak yeri oldu. Bursa'da çayın kenarında kaplıca suyu çıkıyor. Köylüler inşa ettikleri havuzda kaplıca keyfi yapıyor. Bitlis'te de benzer görüntüler yaşanıyor. Bursa'ya bağlı Düğüncüler Köyü içindeki doğal kaplıca havuzu görenleri kendine hayran bırakıyor. İznimizi burada değerlendirelim istedik. O yüzden de buraya geldik. Hem biraz şifa bulalım sudan, hem de eğlenelim istedik. Hava soğuk ancak havuzun içi kaplıca suyuyla dolu. Kaplıca keyfi ise tamamen ücretsiz. Soğuk Aralık ayı olmasına rağmen sıcak su olduğu için burada bu suların içerisinde saatlerce yüzebiliyoruz, keyif yapabiliyoruz. Açık havada kaplıca keyfini Bitlisliler de yaşıyor. Buradaki alansa daha da büyük. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede vatandaşlar gün boyu kaplıcada yüzüp gönüllerince eğleniyor. Dışarısı baktığımızda her yer bembeyaz şu anda. Ama su çok iyi. Bildiğimiz hamam keyfi yapıyoruz burada. Yamaç paraşütüyle havalandı, gökyüzünde top sektirdi. İlk deneme gayet başarılıydı ancak ikinci denemede ise top yere düştü. Gökyüzünde böyle top sektirdi. Elazığ'da her hafta sonu düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde ilginç anlar yaşandı. Özel eğitim öğretmeni 32 yaşındaki Ümit Muslu sıra dışı bir uçuşa imza attı. 2700 rakımlı Hazar Baba Dağı'ndan çift pilot olarak havalandılar. Hazar Gölü üzerine geldiler. Daha önceden hazırlanan sırt çantasından top çıkarıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Özel eğitmen Ümit Muslu havada top sektirdi. O anlar aksiyon kamerasına böyle yansıdı. Hazar Gölü üzerinden inişte de top sektirme denemesi yapıldı. Önceki deneme kadar başarılı olmadı. İniş güvenli olsa da top bu kez yere düştü. Hava durumuna baktık, yol durumuna baktık, haberlerimizi izledik. Biraz da gazete manşetlerimize bakalım. Evet sayın seyirciler, biraz da gazete manşetlerimize bakalım. Hürriyet gazetesinin attığı manşete bakalım. 100 yılın en büyük rakamı olarak başlık atmış. Hemen detaylarını inceleyelim. Türkiye geçen yıl 254.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin ulaştığı en yüksek rakam elde edildi. İhracat yapmayan ilk almadı. TL ile ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı 197 oldu olarak manşetini atmış. Detaylarına bakalım. Son 20 yılda neler değişti diyor. Dış ticaret rakamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan'ın verdiği rakamlara göre Türkiye'nin yıllık ihracatı son 20 yılda 7 kat arttı.
aylık 3 milyar dolar olan ihracat 20 yıl sonra 21 milyar dolara, yıllık 36 milyar dolar olan ihracatsa 254.2 milyar dolara yükseldi. 2022'de yapılan ihracat 2021'e göre %12.9 arttı. İhracat yapan şirket sayısı ise 33.523'ten 111.000'e çıktı. Devam edelim. Fırıncılar Federasyon Başkanı olarak da bir altta küçük bir bilgilendirme var. Ekmeğe yeni zam yok demişler. Biliyorsunuz bu uzun zamandır 2023 yılına girdikten sonra zam var mı yok mu diye kafalarda soru işareti vardı ama yapılan açıklamayla beraber ekmeğe yeni zamın olmadığını söylediler. Biraz daha haberlerimizin detaylarına bakalım isterseniz. Posta gazetesine bakalım. Posta gazetesinin sürmanşetinde neler var? Arkadaşlarımız şimdi getirsin gazetemizi. Hemen bakalım. Zafer Sizin Çocuklar olarak yine sürmanşet atılmış. Hemen detaylarına inelim. Zafer Güneş 1996'da Hakkari Çukurca'da vatani görevini yaparken çatışmada yaralanıp gazi oldu. Hayattan kopmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tekerlekli sandalye basketbol takımına girdi. 16 yıl oynadı. Ardından antrenörlüğe başladı. Şimdi kendisi gibi tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda olan çocukların hayatını değiştiriyor. O fotoğraf gerçek oldu diye kenarında da hemen minik bir fotoğraf var. Anne kız doktor olmuşlar aynı hastanede. Bunun da haberini vermiştik aslında. Çok da güzel bir haber. Pele'ye veda. Bildiğiniz üzere geçenlerde dünya futbolcusu Pele hayatını kaybetmişti. Kolon kanserinden yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilya'da doğduğu, büyüdüğü, yıldızlaştığı San Sotus'un stadyumunda tören düzenlendi. Pele'ye son kez veda etmek isteyen on binlerce kişi stada akın etti. Pele'nin eşi ise 100 yaşındaki annesi de açık tabutun başında gözyaşı döktü. 24 saat yeşil sahada halka açık tutulacak cenaze bugün dünyanın en yüksek 14 katlı mezarlığına defnedilecek diyelim. Gazete manşetlerimize göz attık. Hemen kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar günaydın diyerek başlayalım sevgili seyirciler. Saatlerimiz 7.30 oldu. Yarım saattir sizinle birlikteyiz. Şimdi tekrar bir güncelleyelim. Bir hava durumuna bakalım. Trafik yol durumuna bakalım. Neler var? Arkadaşlarımız hemen ekranımıza versin. Evet sevgili seyirciler. Yine aynı şeyi tekrarlıyoruz. Yakın zamanda yağış ve kar uyarısı yok. Ocak ayındayız malum. Maalesef ki... Havalar şu an sıcak ilerliyor. Yani biraz daha iklim ilkbahar havasında ama umarım ilerleyen zamanlarda biz size buradan artık kar yağıyor haberini vermek isteriz. Çünkü aksi halde yazın kuraklık mı başlıyor soruları baş gösterecek gibi duruyor. Hemen bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güneyli yönlerden hafif olarak rüzgar esmesi bekleniyor. Uyarı olarak da dün de bahsetmiştik, İstanbul ve Türkiye genelinde yoğun bir sis etkisi vardı. Aynı şekilde bugün de aynı etkiler devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde şu an için
daha dikkatli olmamız gerektiğini aktarayım tekrar. Yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır diye bir uyarımız var. Buradan da tekrar aktaralım sevgili seyirciler. Lütfen gideceğimiz yere biraz daha geç gidelim ama canımızdan olmayalım. Çünkü sis olduğunda görüş mesafemiz azalacak. O yüzden de araba kullanırken biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Bakalım Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor gün içinde. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Edirne 2 derece parçalı ve az bulutlu. İstanbul 4 derece parçalı ve az bulutlu. Kırklareli parçalı ve az bulutlu. Aktardığımız gibi Türkiye genelinde şu an yağış ve kar uyarısı ve kar beklentisi an itibariyle yok. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde buradan kar yağacak diye önlemlerinizi alın diye haberlerde yaparız. Kocaeli parçalı ve az bulutlu. İlerleyen dakikalarda tekrar hava durumunu kontrol edeceğiz. Çünkü aktardığımız gibi şu an için Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sıcaklık. Kış aylarında hala kar ve yağış beklentisi yok. Biraz da trafik durumuna bakalım. Arkadaşlarımız hemen vol ekranına versin. Evet sevgili seyirciler, trafiğimiz artmış durumda. İstanbul genelinde şu an trafik yoğunluğu %44 olarak gözüküyor. Yarım saat önce baktığımızda 35 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kilit durumda. Muhtemelen şu an orada araçlar durma noktasına gelmiş diyebiliriz. Aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü girişine kadar FSM köprüsüne göre biraz daha akıcı ama yine orada da bordo renge dönmüş durumda. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde dikkat edelim. Trafiklerde diyecektim ki arkadaşlarımız hemen Çamlıca'dan görüntüyü getirdi ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi arabalar durmuş, yani durma noktasına gelmiş demeyelim, bildiğiniz kontak kapatmasalar da ilerlemiyor gibi görünüyor. Çok milim milim ilerliyor araçlar. Saatlerimiz şu an itibariyle 7.34. Tam da hafta başı, yine salı günündeyiz ve trafik saatlerinden biri. Malum İstanbul'da yaşamak demek trafiğe katlanmak demek. O yüzden de sakin olalım, sinirlenmeyelim. Açalım müziğimizi, yavaş yavaş dikkatlice gidelim. O yüzden de lütfen trafikte dikkatli olalım. Şimdi biraz da haberlerimize bakalım neler var. Adalet Bakanlığı 7. yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Pakette konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılmaması, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması, uyuşturucu bağımlılarına yönelik müstakil ceza infaz kurumlarının açılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Yedinci yargı paketine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından meclise gönderilmesi bekleniyor. Pakette önemli düzenlemeler var. Buna göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı hakim onayından geçtikten sonra yerine getirilebilecek. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının haczi caiz olmayan mallar arasına alınması sağlanıyor. Evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatakla baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağı yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Yani borç ne kadarsa o kadarlık eşya üzerinden haciz yapılacak.
Uyuşturucuyla mücadele içinde önemli düzenlemeler var. Pakette uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlarla bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik hizmetleri kanununa eklenen maddeyle uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirilecek ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcılarıyla denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Altılı Masa 10. toplantısını Perşembe günü Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapacak. Ahmet Davutoğlu toplantı öncesi liderler turuna çıktı. İlk durağı ise CHP Genel Merkezi'ydi. Altılı Masa 10. kez toplanacak. Ev sahibi bu kez Gelecek Partisi. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Perşembe günü yapılacak toplantı öncesi liderler turuna çıktı. Efendim merhaba. CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın diğer... İlk adresi CHP Genel Merkezi oldu. Davutoğlu'nu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Girişte yöneltilen o soruya net cevap vermekten kaçındı. Kılıçdaroğlu-Davutoğlu görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Ahmet Davutoğlu sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, akşam saatlerinde de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Çarşamba günü ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya gelecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle bir araya gelen Altılı Masa'nın 9. toplantısı 28 Kasım'da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapılmıştı. Şöyle bakacağız değil mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs evindeki köpeğe şiddet uygularken görüntülendi. Site önüne gelen hayvanseverler şüpheliye tepki gösterdi. Polis ekipleri bir taraftan şahsı gözaltına alırken bir taraftan da öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Saatlerdir köpeği dövüyor. Tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Şiddet uygulayan şahıs hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs evinde köpeğine şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasında böyle yansıdı. Köpeğin bağırma sesi siteyi inletti. Site sakinleri ihbarda bulundu. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Hayvanseverler öfkeliydi. Aracın etrafını sardı. Polis aracı olduğunun belli olmaması tepkiyi daha da arttırdı. Grubu polis ekipleri zor sakinleştirdi. Şüpheli karakola götürüldü. Köpek ise barınağa gönderildi. Antalya'da sazlık alanında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin evlerine kadar yaklaşan alevler korku dolu anlar yaşattı. Son dakika kurtardı evler yani. Son dakika üzerine. Sazlıklar aniden alev aldı. Alevler evlere kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yamansaz olarak bilinen sazlık bölgede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin evine sıçramasından korkan ev sahipleri hortumlarla müdahale etti. Her sene böyle burayı yapıyorlar o taraftan. Yer ayrılmak için komple burayı böyle yapıyorlar. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu evlerin sınırında kontrol altına alındı. Herkes rahat bir nefes aldı. Kaza geliyorum dedi ve bir felaket yaşandı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Ağaç ve beton saksılara çarpan araç paramparça oldu. O feci anlarsa kameralara bakın nasıl yansıdı. Hem ehliyetsiz hem alkollüydü. Kaza böyle geldi. Araç paramparça oldu. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde oldu. İcdal Hülya Bey'in kullandığı araç kontrolden çıktı. Refüjde bulunan beton saksılara çarptı. Palmiye ağaçlarını devirdi. Her çarpmada araç biraz daha parçalandı. Aracın son halini görenler şok oldu. Kurtarma ekipleri aracı kullanan İcdal Hülya Bey'i yaralı kurtardı. Araçta bulunan 31 yaşındaki Ahmet Erdem sucu hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyetsiz ve alkolü olduğu belirlendi. Gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direnen bir kişi ayağından vurularak yakalandı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ise tedavinin ardından tutuklandı. Polise direndi, tehditler savurdu. Kaçmaya çalışınca ayağından vuruldu. Görüntülerin adresi İstanbul. Polis Küçükçekmece'de bir kişiyi gözaltına aldı. Babasının gözaltına alınmasını engellemeye çalışan kişi ise polise saldırdı. Sonrasında kaçmak istedi. Polis şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. İlk müdahalesi yapılan adam hastaneye kaldırıldı. Şahsın yapılan incelemesinde kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar gelen Ataspor Cirit, Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu kez sporcular farklı bir konsept geliştirdi. Motocross tutkunlarıyla atlı sporcular karşılaştı. Cirit oynadı, ortaya da bu ilginç görüntüler çıktı. Bir tarafta motor gücü, diğer tarafta at. Bu sıra dışı müsabaka adeta nefesleri kesti. Atlar teknolojiye başa baş gidiyor. Erzincan'da motokros tutkunlarıyla atlı sporcular bir araya geldi. Bugüne kadar görülmemiş bir yarışmaya imza attı. Altışarlı iki grup geleneksel bir ata sporu olan cirit oynadı. Sporcuların ilk etapta endişeleri olsa da sahada tozu dumana kattılar. Atların motosiklet sesinden ürkebileceğini düşündük. Tekerle debriyaj gaz kontrolü yapamayıp kendimiz düşeceğimizi düşündük. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Çok da keyifli geçti. Müsabakanın galibi ise Dostluk oldu. Teknolojiyle atları yarıştırdı. Her zamanki gibi Dostluk kazandı. Brezilya'da 3. Silva dönemi resmen başladı. 77 yaşındaki Lula da Silva düzenlenen törenle yemin etti. Ardından başkanlık kuşağını giydi. Törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Brezilya'da devlet başkanı olarak seçilen Lula da Silva yemin etti. Başkanlık kuşağını taktı. Yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Brezilya 2003-2010 yıllarındaki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva yolsuzluk davaları nedeniyle 1,5 yıl hapis yatmıştı. Davaların düşürülmesiyle birlikte yeniden başkanlık yarışına girmişti. Silva 31 Ekim 2022'de seçimin ikinci turunu kazanarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Silva için göreve başlama töreni yapıldı. Eşiyle beraber üstü açık bir arabayla önce halkı selamladı. Ardından parlamento binasını geçti. Yemin etti. Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü verdi. Törende Papa 16. Benedikt ve efsane futbolcu Pele de unutulmadı. Hayatlarını kaybetmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 50'den fazla ülkeden heyet katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu da yemin törenindeydi. Çavuşoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala da eşlik etti. Silva Planalto Sarayı'nın önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi. Ülkedeki eşitsizliğe son vereceklerini dile getirdi. Açlığın geri dönüşü Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur dedi. Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva'nın görevi 2027'ye kadar sürecek. Haberlerimizi izledik. Biraz da gazete manşetlerimize bakalım neler var. Evet sayın seyirciler, şimdi biraz da gazete manşetlerimize bakalım neler var. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Aile konuta haciz yok. 7. yargı paketine göre konutta haciz için icra müdürlüğünün kararı yeterli olmayacak. Hakim onayı aranacak. Ayrıca buzdolabı, televizyon gibi hanenin ortak kullandığı ev eşyalarına haciz konulamayacak. Hemen devam edelim. Yine sürmanşetten devam edelim. İki aile çapraz nakille şifa buldu. Yan yana 4 ameliyat olarak başlık atılmış. Detaylarını inceleyelim. Almanya'dan gelen gurbetçi karı koca İzmirli çiftle çapraz böbrek nakli için aynı anda ameliyat oldu. Hemen bakalım. 4 ameliyat gerçekleştirilmiş. İki aile de birbirine böbreklerini vermiş. Buradan da aslında bu anlamda çok da güzel bir paylaşım yapmışlar. İnşallah hepsinin sağlıkları ilerleyen zamanlarda devam ederler. Şimdi Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetlerinde neler var? Hemen detaylarını inceleyelim. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Bakalım YPG'li suikast timi sınırda yakalandı olarak manşet atılmış. Detaylarına bakalım biraz da. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı hedef alan iki terörist operasyonla ele geçirildi olarak manşet atmış. Hemen içeriğine bakalım. Güvenlik güçleri PKK-KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD-YPG'nin eylemini takibe aldı. İllegal yollarla Türkiye'ye geçen iki Suriyeli terörist Akçakale'de yakalandı. Teröristler Hacı Kot adlı örgüt sorumlusunun AK Parti vekili Yıldız'ı öldürmek için talimat aldıklarını itiraf etti. Şimdi devam edelim. İngiltere'de acilde haftada 500 ölüm. Avrupa'nın birçok ülkesinde başta antibiyotik olmak üzere ilaç sıkıntısı yaşanıyor. İngiltere'de ise acil servislerde gecikmeler haftada 500 kişinin ölümüne yol açıyor. Haberimizin manşetleri bu şekilde. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın.
Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Biz bir saattir burada sizler için yayındayız. Şimdi saat başına geçmişken trafik durumuna ve hava durumuna bakalım. Önce bir hava durumuna bakalım. Ülke genelinde hava durumu nasıl? Arkadaşlarımız versin hemen bakalım. Evet sevgili seyirciler, iki gündür tekrarlıyoruz ama biliyorum bu konuşmadan da sıkılmış olabilirsiniz. Ama şu an için ülke genelinde bir yağış beklentisi yok maalesef ki. Ülke genelinde sis ve yine biraz bulutlu bir hava hakim. Onun dışında Ocak ayının an itibariyle üçündeyiz ve bir yağış beklentisi, kar beklentisi yok. Bu da haliyle bizi acaba yazın kuraklık mı olur diye düşündürmüyor değil. Ama umuyoruz ki ilerleyen günlerde hava durumunda değişiklikler olur ve biz de buradan tekrar kar uyarısı haberlerini yapmak isteriz. Bir de bakalım meteorolojiden gelen bilgiye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığındaysa önemli bir değişiklik yok. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif olarak esmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi kış aylarına göre şu an için hava mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bir de uyarımız var. Dün de bahsetmiştik. Türkiye genelinde yoğun bir sis hakim. Düne nazaran bugün biraz daha İstanbul adına konuşuyorum. Sis dün kadar görüş mesafesini düşürmüyor. Ama yine de biz hemen bilgilendirmemizi yapalım. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'nın özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır diye. Hemen bir son durum haberiyle de devam edelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 48 saat boyunca 48 uçuş kalkışta ve inişte şu an için rötarlı devam edecek. Çünkü havada çok sis var dediğimiz gibi şu an biz alçak kesimlerde bunu çok fark edemiyor olabiliriz ama dediğimiz gibi gökyüzünde şu an için durumlar çok da iç açıcı değil. Olsun yine söyleyelim, geç olsun güç olmasın, gideceğimiz yerlere gerekirse birkaç gün geç gidelim ama bu konuda da dikkatli olalım diyelim ve biraz da trafik durumuna bakalım. Şimdi arkadaşlarımız hemen versin voleye bakalım. Evet sevgili seyirciler, şu an İstanbul genelinde çok yoğun bir trafik hakim. Genel itibariyle %56 olmuş. Aslında saat 8 şu an çok da erken bu trafik yoğunluğu için ama biz bir bölüm önce yani bir yarım saat önce %45 civarlarındaydı. Neredeyse %11 artış söz konusu. Gördüğünüz gibi ana arterler tamamen kilit durumda. Köprü girişi tamamen kilitlenmiş. Ümraniye'den köprü girişine kadar tamamen trafik çok yoğun. Yine tekrar bir hemen göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü'nde çok yoğun bir trafik hakim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde. Ama Halıcıoğlu'ndan hemen görüntümüzü getirdi yönetmenimiz ekranımıza. Gördüğünüz gibi iki tarafta da durma söz konusu. Çok yoğun bir trafik hakim. Mecidiyeköy yolu tamamen dolu ve trafik durma noktasına geldi diyebiliriz. Şimdi ilerleyen dakikalarda tekrar biz kontrol edeceğiz. Arkadaşlarımız olmazsa bir verebiliyorsa bir tane daha versin. Bakalım trafik durumuna. Eğer veremiyorsak da haberlerimize devam edelim. Evet, hemen verdi arkadaşlarımız. Şimdi Çamlıca'da gördüğünüz gibi köprü güzergahı tamamen durma noktasına gelmiş. Ama aksi yönde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise trafik gördüğünüz gibi açık. Eğer araba kullanmak istemiyorsak, trafikte kalmak istemiyorsak bu anlamda metrobüslerimiz de şu an tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.
Gördüğünüz gibi şu an bir arabada emniyet şeridinden gidiyor. Umuyoruz ki acil bir olay vardır. Aksi halde bu tür eylemlere başvurmamak gerekiyor diye aktaralım. Şimdi devam edelim. AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantının gündemiyle ilgili konuştu. Çelik, Türkiye, Rusya, Şam ve zirvesini değerlendirdi. Erken seçim tartışmalarına da yanıt verdi. Her zaman Cenevre sürecinde de, Astana sürecinde de, Suriye'deki anayasa yapım sürecinde de sorunun silahla değil, siyaset ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Ve bu konuda devletimizin bütün diplomatik yeteneklerini seferber ettik. Yine prensip, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye halkının her birinin ortak yararının gözetilmesiydi. Bundan sonrasında diğer siyasi temaslarla birlikte bütün bu süreç olgunlaşarak en üst düzeyde görüşmenin ajandası oluşturulacaktır. Şimdiye kadar gelinen noktadan memnunuz. Seçim takvimiyle ilgili gündem, bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde bir seyahat dönemi olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili bu değerlendirmede net bir sonuca varırsak, tarih şudur şeklinde onu size açıklayacağım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Yunanistan'a tepkisini de buradan bir kez daha gösterdi. Gerginlik için ellerinden geleni yapıyorlar. Hilelerini artık herkes anladı dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları bir şekilde evriyorlar, çeviriyorlar. Türkiye Amerikan, Türkiye NATO, Türkiye Avrupa Birliği sorunu haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Yunanistan'ın provokatif söylemlerine tepki gösterdi. Mesajını dünyanın ilk SİHA gemisinden verdi. Ama bu artık hilelerini herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olmasını, olacağını değerlendiriyoruz ve bekliyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde incelemelerde bulundu. Akar'ın ve beraberindeki komutanların Anadolu gemisini seyir halindeyken incelemeleri sırasında deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de eşlik etti. Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Hedefinde Yunanistan vardı. Diyalog çağrısını yineledi. Yunanlar sabah kalkıyor. Belli kişiler ama, belli kişiler. Tehdit, Türkiye tehdit. Arkadaşlarım, Türkiye kimseye tehdit değil. Türkiye güvenilir, güçlü bir müttefik. Biz samimi olarak diyalog diyoruz. Konuşalım, görüşelim, barışçıl yol ve yöntemlerle medeni iki ülke olarak problemimizi çözelim diyoruz. Sözü Kıbrıs meselesine getirdi. Hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Artık Kıbrıs'ta ne olacak konusunda bir tereddüt yok. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Mesele bunun tanınması. Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğine de sahip Anadolu gemisinin bu senenin ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemide milli ve yerli savaş yönetimi sistemi Advent kullanılıyor. Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Eşi Ayşe Ateş de konuyla alakalı açıklama yaptı. Sinan Ateş suikastı ile ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Eşi Ayşe Ateş'ten açıklama geldi. Ülke Ocakları eski genel başkanı Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. 38 yaşındaki doçent doktor Sinan Ateş Bursa'da toprağa verildi. Suikast siyasetin ve sosyal medyada çok tartışıldı. Eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından ailesi adına açıklama yaptı. Sosyal medyanın hüküm verme ve katil arama yeri olmadığını belirtti. Hedef göstermelerin kimseye bir faydası olmadığına dikkat çekti. Şu anda tek bir gerçek vardır. Sinan Ateş hain bir suikasta kurban gitmiş ülkücü bir şehittir dedi. Acıların üzerinden siyasi hesaplaşma yapılmamasını istedi. Acımıza saygı duyun mesajı verdi. Devletin suçları yakalayacağı ve gerekli cezaların verileceğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı. İstanbul'da iki kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Tetikçilerin İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri belirlendi. Gözaltına alınan iki sanıktan biri DÇ'nin motosikleti kullanan kişi olduğu belirtiliyor. Sanıkların İstanbul'da faaliyet gösteren bir suç örgütünün üyesi oldukları da iddialar arasında. Gözaltına alınanlardan birinin ilk ifadesinde amacımız öldürmek değildi. Göz korkutmak için ayağını ateş edecektik. Ancak onlar da silah çekince çatışma çıktı dedi öne sürüldü. İstanbul'da Galata Kulesi'nin yakınlarında bir apartmanın girişine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Bölge boşaltıldı ancak bir kişi geldi. Ben bunu açarım, sıkıntı yok dedi ve bakın sonrasında neler yaşandı. Şüpheli paketi aldı ve fırlatıp attı. İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında bir binanın girişindeki şüpheli sırt çantası herkesi korkuttu. Polise haber verildi. Çevredekiler uzaklaştı. Polis geldi, çevre güvenliği alındı. Emniyet şeritleri çekildi. Olanlar da tam bu sırada oldu. Bir kişi güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti. Ben bunu açarım, sıkıntı yok diye bağırdı. Polis engel olmak istedi, başarılı olamadı. Çantayı fırlatıp attı. Çanta 10 metre kadar ileriye düştü. Bir patlamanın yaşanmaması herkese derin bir nefes aldırdı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şahıs olay yerinden zorla uzaklaştırıldı. Çanta her ihtimale karşı kontrollü biçimde patlatıldı. Sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı. Dokuz yaşında doktor annesiyle fotoğraf çektirdiği hastanede doktor olarak işe başladı. Anne kız aynı hastanede, aynı serviste anestezi uzmanı olarak görev yapıyor. Ancak hikaye bu kadar kısa değil. Ayrıntılar haberimizde. Ama hani birlikte çalışmaya başlayınca böyle şey oldu. Böyle bir hani bir bocalama dönemi. İşte annesi de ben ne diyeceğim? Anneme diyeceğim, ablamı diyeceğim. Burada çalışan arkadaşlarımız da hani şaşkınlıklar oldu. Çocukken hayalleri doktor olmaktı. İkisi de doktor oldu. Hatta anne kız aynı hastanede görev yapmaya başladı. Doktorluğa küçük yaştan itibaren ben doktor olacağım diye annemlere söylermişim, hatta gülerek anlatırlar. Tıp fakültesinde de yani tek tercihim tıp fakültesiydi, ilk tercihimi kazandım. Doktor anne Beyhan Güner çalıştığı hastanede 9 yaşındaki kızıyla böyle fotoğraf çektirmişti. Yıllar sonra kızıyla yine aynı fotoğrafı çektirdi. Bu kez kızı da doktor olmuştu. Forma giydirdik. Birlikte bir anı olsun diye fotoğraf çektirmiştik. O hala duruyor. 9 yaşında. İşte şu kadardı falan. Şu kadarcık falan şimdi beni geçti. Doktor Beyhan Güner'in kızı Doktor Şeyma Nur Güner neredeyse hastanede büyüdü. Benimle hastaneye gelirdi. Birlikte işte hastane ameliyathane gördü. Birlikte gezdik. Birlikte burada doktor odasında oturduk. Nöbetlerimde gelip burada uzman çalışıyordu.
üniversite sınavına çalışıyordu, yanımda kalıyordu. Küçükken annemin yanına hastaneye gelmek durumunda kalıyordum. Buraya geldiğim zaman üstüme bir tane içeriye girebilmek için yeşil formamı giyip doktor odasında oturuyordum. Ve buradaki herkesi tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar var burada. Şeyma Nur Güner annesinin mesleğini, hatta annesinin uzmanlık alanını seçti. Annesinin çalıştığı hastanede stajyer olarak işe başladı. Tıp fakültesini tercih sırasında öğrendim yazacağını. Anesteziyi de yine tercih yapacağı sırada öğrendim. Birlikte aynı hastanede aynı işi yaparken biraz bocaladılar. Sonra alıştılar. Hani alıp asistanın evde çalıştırıyor musun falan diyenler oldu arkadaşlardan. Espri yapıyorlar. Hatta şey diyorlar işte... Seni veline söyleriz, velini çağıracağız falan diyorlarmış Şeyma'ya. İş yerinde profesyonel iki meslektaşlar, evde ise anne kız. İlk geldiğinde sen torpillisin diyen çok olmuş. Hatta Şeyma bu konuda hani çok söyledi, bana torpillisin diyorlar anne falan dedi. Biraz da üzüldü o konuda. Torpilli değil, bütün asistanlar kıdem kıdem herkesin çalışma şekli neyse o şekilde çalışıyor. Nöbet usulüyle çalışıyor zaten. Evde kızım, burada asistanım, hiçbir şekilde bir ayrıcalık yok. Tolerans yok. Biz birlikte nöbette çok ağır vakaları da aldık. Annem yönetti, uzman olduğu için tabii ki de. O zaman asla içeride annem var olmuyor. O kaosu yönetebilen, krizi yönetebilen biri oluyor. Ve hayranlık uyandırıyor tabii ki de. Birbirimizi görmüyor. Sabah ayrılıyoruz iş yerimizde. Akşam birleşiyoruz. Birbirimizi anlıyoruz evde. Hani kardeşlerine diyorum ki ablanızı rahatsız etmeyin, nöbet ertesi uyusun. Hem yani birinin zorlanmasını hiç doğru bulmuyorum. Eğer hayaline varsa birinin arkasında dursun ve devam etsin diyebilirim. Ücretsiz kaplıca keyiflerinin haberi var sırada. Bursa ve Bitlis'ten görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Bursa'da bir dere kenarında çıkan sıcak suyla köylüler havuz yaptı. Bitlis'te ise çıkan kaplıca suyunun oluşturduğu küçük göl bölge insanlarının uğrak yeri oldu. Bursa'da çayın kenarında kaplıca suyu çıkıyor. Köylüler inşa ettikleri havuzda kaplıca keyfi yapıyor. Bitlis'te de benzer görüntüler yaşanıyor. Bursa'ya bağlı Düğüncüler Köyü içindeki doğal kaplıca havuzu görenleri kendine hayran bırakıyor. İznimizi burada değerlendirelim istedik. O yüzden de buraya geldik. Hem biraz şifa bulalım sudan hem de eğlenelim istedik. Hava soğuk ancak havuzun içi kaplıca suyuyla dolu. Kaplıca keyfi ise tamamen ücretsiz. Soğuk Aralık ayı olmasına rağmen sıcak su olduğu için burada bu suların içerisinde saatlerce yüzebiliyoruz, keyif yapabiliyoruz. Açık havada kaplıca keyfini Bitlisliler de yaşıyor. Buradaki alansa daha da büyük. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede vatandaşlar gün boyu kaplıcada yüzüp gönüllerince eğleniyor. Dışarısı baktığımızda her yer bembeyaz şu anda. Ama su çok iyi. Bildiğimiz hamam keyfi yapıyoruz burada. Yamaç paraşütüyle havalandı, gökyüzünde top sektirdi. İlk deneme gayet başarılıydı. Ancak ikinci denemede top yere düştü. Gökyüzünde böyle top sektirdi. Elazığ'da her hafta sonu düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde ilginç anlar yaşandı. Özel eğitim öğretmeni 32 yaşındaki Ümit Muslu sıra dışı bir uçuşa imza attı. 2700 rakımlı Hazar Baba Dağı'ndan çift pilot olarak havalandılar. Hazar Gölü üzerine geldiler. Daha önceden hazırlanan sırt çantasından top çıkarıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Özel eğitmen Ümit Muslu havada top sektirdi. O anlar aksiyon kamerasına böyle yansıdı. Hazar Gölü üzerinden inişte de top sektirme denemesi yapıldı. Önceki deneme kadar başarılı olmadı. İniş güvenli olsa da top bu kez yere düştü.
haberlerimizi aktardık. Şimdi sıra gazete manşetlerinde. Gazete manşetlerimize bakalım şimdi, neler varmış. Akşam gazetesi, Çatkapı haciz sona eriyor olarak başlık atılmış. Detaylarını okuyalım. Adalet Bakanlığı'nın 7. yargı paketinde yeni düzenlemeler getiriliyor. Bunlar nelermiş? Konutta haciz işlemi icra kararının hakim onayından geçmesinden sonra yapılacak. İcra takibine konu olan alacak yeter miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak. Ailenin ortak kullandığı buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi yatak ve vesaire gibi ortak alanlar alınamayacak. Uyuşturucu ticaretinde alt sınır 15 yıl olacak. Bağımlılara özel cezaevleri kurulacak olarak devam edelim. Sonrasındaysa savunma sanayinde görevli mühendislerin başka kurumda çalışması zorlaştırılacak olarak açıklamalar yapılmış. Şimdi hemen yine devam edelim. Tek istisna askerlik olarak başlık atılmış. Hemen detaylarına bakalım. İlk etapta 2 milyondan fazla vatandaşın yararlanacağı EYT'de en çok merak edilenlerin başında askerlik ve doğum borçlanması geliyor. Çalışanlar EYT'li olduğunu nasıl tespit edecek olarak bir soru var. Hemen cevaplamışlar bakalım. EYT'de en çok merak edilen 5 soru olarak E-Devlet'ten veya bağlanan SGK İl Müdürlüğü'nden hizmet dökümü alınabilir. Askerlik doğum borçlanması tarihi öne çeker mi? 8-9-1999 öncesi askerlik borçlanması öne çekiliyor. Doğumda böyle bir imkan maalesef ki yok. Hemen yeni sorumuza bakalım. Askerlik doğum borçlanması ile prim tamamlanır mı? Normal emeklilerde olduğu gibi EYT'de borçlanma hakkı olması bekleniyor olarak cevap verilmiş. Hemen dördüncü sorumuzla devam edelim. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilir mi? Emekli olmuş bir kişi prim ödeyerek aynı veya farklı iş yerinde çalışmaya devam edebilir olarak cevaplanmış. Son sorumuza da hemen göz atalım. EYT ile emekli olunacak ihbar süresine uyacak mı? Emekliler dolayısıyla sözleşmenin fesinde ihbar söz konusu değil olarak başlık atılmış. Hemen Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetinde neler var? Hava durumunda da çok sıklıkla aktardık. Büyük şehirlerde ve Türkiye genelinde susuzluk olabilir diye. Türkiye Gazetesi de şöyle bir manşet atmış. Büyük şehir susuz kalabilir olarak açıklamış. Bildiğiniz gibi Ocak ayındayız ve hala kar yağışı ve beklenilen bir yağış yok. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu anlamda haberler yaparız. Ama şu an için beklenilen bir hava durumu yok. Açıklamada da şöyle, kurak geçen kış metropoller için susuzluk riskini artırıyor. Dediğimiz gibi kar yağmaz, yağmur yağmazsa yazında bizi büyük bir kuraklık sorunu bekler mi soruları da haliyle kafamızda dolanıyor. Ama umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu soruların cevabını inşallah alacağız. Beklenilen bir kar yağışı da yağış olursa umuyoruz ki yazın bunları tekrar konuşmuyor oluruz. Şimdi Sabah gazetesine bakalım bir de. Sabah gazetesinde neler var? Müthiş takasın perde arkası olarak başlık atılmış. Ama önce Zigana Tüneli'ne bakacağız. Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı olarak manşet atılmış. Hemen biraz detayını inceleyelim. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan Zigana inşaatında sona gelindi. Tünelin Nisan ayında hizmete girmesi planlanıyor. İnşallah girdiğinde de buradan tekrar bağlantılarımızı yapar, devam ederiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Günaydın tekrar sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Saatlerimiz an itibariyle şu an 8.31. Hemen bir hava durumuna bakalım. Ardından da yol durumuna bakacağız. İstanbul trafiğinde durumlar nasıl? Arkadaşlarımız hemen ekranımıza versin. Hava durumunu bir kontrol edelim. Yine aktardığımız gibi Türkiye genelinde şu an için bir yağış bizi beklemiyor. Ama hemen meteorolojiden gelen uyarılardan da bahsedelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre ve son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde aktardığımız gibi yağış şu an için beklenmiyor. Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde de yer yer sis ve pus gözüküyor aktardığımız gibi. Hava sıcaklığındaysa önemli bir değişiklik yok. Dün de bahsetmiştik uyarılarda. Muhteşem bir sis hakim şu an Türkiye genelinde. O yüzden de trafiğe çıktığımızda, yola çıktığımızda bunlara dikkat edelim. Çünkü sisle birlikte görüş mesafesi aynı zamanda azalıyor. Trafikteyken bu anlamda eğer görüş mesafemiz kısaysa acele etmeyelim. Dörtlülerimizi yakalım, yavaş yavaş ilerleyelim. Çünkü aceleye gerek yok, canımızdan daha önemli değil. Biraz da bakalım, uyarı yapmış aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmakla birlikte sis beklendiğinden görüş mesafesinde de azalmalar yaşandı. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde de uyarı yaptı. Şimdi bölgelerdeki havalar nasıl? Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde ise yer yer sus ve sis ve pus bekleniyor. Akdeniz az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kısımlarında yer yer sis ve pus bekleniyor. Dediğimiz gibi Türkiye'nin tüm genelinde şu an yer yer sis ve pus hakim. Aktardığımız gibi şu an için yağış ve kar beklentisi ülke genelinde yok. Bu da akıllarda acaba yazın kuraklık çeker miyiz sorusunu getiriyor. Umuyoruz ki yakın zamanda buradan kar ve yağış haberlerinde aktarmayı isteriz. Şimdi biraz da İstanbul trafiğinde son durum nasıl ona bakalım. Arkadaşlarımız hemen versin. Evet, bakalım İstanbul trafiğinde neler var? Hemen arkadaşlarımız verdi, bakalım. Trafik bugün haftanın ilk iş günü dündü ama bugün daha fazla yoğun ve %60'a yükselmiş durumda. Çok enteresan bir şekilde İstanbul'un şu an bütün ana hertalleri kilit. İstanbul'da bir yağış ya da trafiği etkileyecek çok kötü bir hava şartı da yok ama aksine pazartesi günü bile bu saatlerde trafik bu kadar yoğun değildi. Gördüğünüz gibi İstanbul yönünün tüm ana harteller sarı çok az yerlerde gözüküyor. Köprülerin üstüne bile artık trafik başlamış durumda. Önceki saatlerde trafiğin olduğu yerler evet belliydi ama köprülerin üstünde yoğun bir trafik yoktu. Ama şu an için köprü girişlerinde ve çıkışlarında trafik var ama yine aynı şekilde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yok. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik var. Şu an arkadaşlarımız Yenibosna'dan görüntüyü getirdi ekranlarınıza. Trafik şu an için burada akıcı gözüküyor. Arabalarda çok öyle durağan değil açıkçası derken arabalar yavaş yavaş durmaya başladı an itibariyle. Dediğimiz gibi eğer trafikte araç kullanmak zorunda değilsek ve acelemiz yoksa metrobüs güzergahını kullanabiliriz. Çünkü trafikte de insanlar sıkılıyor ve normalde dediğim gibi 10 dakikalık yer 2-3 saate kadar ulaşıyor. Ve şu an %60'lık bir trafik yoğunluğunu göz önüne alırsak muhtemelen gideceğimiz yere saatler sonra gidecek olacağız. O yüzden bence toplu ulaşım araçlarını kullanmak bu anlamda daha mantıklı. Şimdi arkadaşlarımız son bir görüntü daha verecek. Gördüğünüz gibi az önce de aktarmıştık köprü girişi kilit. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kısmı. Araçlar çok minimal şekilde ilerliyor ama aksine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise
trafik akışı gayet normal. Hava durumunda da aktarmıştık. Türkiye genelinde ve İstanbul'da sis ve pus hakimdi. Gördüğünüz gibi şu an köprü çok silik şekilde gözüküyor. Çünkü İstanbul'da da artık dün ve bugün yoğun bir sis hakim. Aslında bugün düne göre biraz daha az bir sis var. Çünkü dün gerçekten göz gözü görmüyordu diyebiliriz. Biz de gece saatlerinde kanala gelirken aynı şekilde görüş mesafesi çok kısaydı. Bugün de dün kadar olmasa da çok yoğun bir sis hakim. İlerleyen dakikalarda tekrar hava durumuna ve trafik durumuna göz atacağız. Aktardığımız gibi çok yoğun bir trafik var şu an İstanbul'da. Şimdi biraz da haberlerimize bakalım. İlk evim, ilk iş yerim projesinde başkent Ankara'da kura çekimleri başladı. 3 ilçedeki 1563 evin halk sahibi belli oldu. Kuralar 12 Ocak'ta devam edecek. Orta gelirlilere yönelik konut projesinin detayları da çarşamba günü açıklanacak. 3. numaramız 1. 121. Engelli vatandaşlarımızda ilk hak sahibimiz Turan Oruç. Ankara'da kura çekimi heyecanı başladı. 3 ilçedeki 1563 evin hak sahibi belli oldu. Orta gelirlilere yönelik konut projesinin detayları da çarşamba günü açıklanacak. Vallahi çok mutluyum çünkü 535. Oturduğumuz, şu anda oturduğumuz ben evde satıldı. Hep Allah'a dua ediyordum. Bütün kiracılara ve benim gibi kirada oturanlara Allah duamı kabul etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ilk evin projesi kapsamında başkent Ankara'da kura çekimi başladı. 14 ilçede 18.450 konut için hak sahipleri kuralarla belirleniyor. Kuralar 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Ve 3. numaramız 0. Yoklar hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine. Kahraman Kazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcıhamam'da ise 63 konutun hak sahipleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart ayına kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Son numaramız 282 çekilim. Öte yandan orta gelirlere yönelik konut projesinde de sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati detayları çarşamba günü kamuoyuna duyuracak. Yılında tarım ürünlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı. Zam şampiyonuysa kuru soğan oldu. Limon, şeker ve yeşil soğandaysa fiyatı en çok artan diğer ürünlerdi. Üretici ile market fiyatları arasında makas da dikkat çekici boyutta. 2022 yılında markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı oldu. Üreticide takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl hem markette hem üreticide tüm ürünlerin fiyatı arttı. Zam şampiyonuysa kuru soğan oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette fiyat artışı en fazla %315 ile kuru soğanda görüldü. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2022 yılı ve Aralık ayına ilişkin üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini açıkladı. 2022'nin zam şampiyonu hem markette hem üreticide fiyatını 3'e katlayan kuru soğan oldu. Kuru soğanı limon, toz şeker, yeşil soğanla ıspanak izledi. 2022 yılında genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde %100 ile %400 oranları arasında artışlar yaşandı. Bayraktar fiyat artışını girdi maliyetlerine bağladı. Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %274 ile kabakta görüldü. Markette üretici arasındaki makası da değerlendirdi. En fazla fiyat farkı kabakta görüldü. Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan marul 13 lira 57 kuruşa, 5 lira 71 kuruş olan ıspanak 17 lira 89 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 41 lira 92 kuruşa markette satıldı. Aralık ayında markette 37 ürünün 20'sinde fiyat artışı, 17'sinde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %16 ile tavuk eti oldu.
Tavuk etindeki fiyat artışını %13,5 ile kuru soğan, %12 ile zeytinyağı, %11 ile dana eti, %10,5 ile kuzu eti takip etti. Yeni yılda uygulanacak özel okul ücretleri velilerin ve öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu hafta içinde özel okullar için yeni oluşturulacak zam oranını kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Bir yüksek sesle söyleyelim bakalım, eklersiniz mi? Tamam. Özel okul ücretlerindeki zam düğümü çözülüyor. Velilerin merakla beklediği zam oranı bu hafta belirlenecek. Bu haftanın içerisinde tüm tefe oranları belirlendikten sonra da yeni zamla, oluşacak zamla tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni yılda uygulanacak zamla özel okul ücretleri ne kadar olacağı velilerin ve öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili açıklama geldi. Özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil. Geçen hafta özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti Bakan Özer. Henüz ücretin konuşulmadığını belirtti. Zam oranını bu hafta belirleyeceklerini söyledi. Arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları daha iyi kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına artı veya eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Ancak bu oran geçen yıl sınırlandırılıp %36,7 olarak ilan edilmişti. İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Site önüne gelen hayvanseverler ise şüpheliye tepki gösterdi. Polis ekipleri bir taraftan şahsı gözaltına alırken bir taraftan da öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Saatlerdir köpeği dövüyor. Tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Şiddet uygulayan şahıs hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs evinde köpeğine şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasında böyle yansıdı. Köpeğin bağırma sesi siteyi inletti. Site sakinleri ihbarda bulundu. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Hayvanseverler öfkeliydi. Aracın etrafını sardı. Polis aracı olduğunun belli olmaması tepkiyi daha da arttırdı. Grubu polis ekipleri zor sakinleştirdi. Şüpheli karakola götürüldü. Köpek ise barınağa gönderildi. ...19. Yüzyıldan günümüze kadar gelen Ataspor Cirit Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu kez sporcular farklı bir konsept geliştirdi. Motocross tutkunları atlı sporcularla karşılaştı. Cirit oynadı. Ortaya ise bu ilginç görüntüler çıktı. Bir tarafta motor gücü, diğer tarafta at. Bu sıra dışı müsabaka adeta nefesleri kesti. Atlar teknolojiye başa baş gidiyor. Erzincan'da motokros tutkunlarıyla atlı sporcular bir araya geldi. Bugüne kadar görülmemiş bir yarışmaya imza attı. Altışarlı iki grup geleneksel bir ata sporu olan cirit oynadı. Sporcuların ilk etapta endişeleri olsa da sahada tozu dumana kattılar. Atların motosiklet sesinden ürkebileceğini düşündük. Tekerle debriyaj gaz kontrolü yapamayıp kendimiz düşeceğimizi düşündük. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Çok da keyifli geçti. Müsabakanın galibi ise dostluk oldu. Teknolojiyle atları yarıştırdı. Her zamanki gibi dostluk kazandı.
Van jandarma timleri dağları bir bir teröristlerden arındırıyor. Geçen yıl 150'nin üzerinde sığınak imha edildi. Son olarak da yeni hedefler için kış operasyonu başlatıldı. Kar, kış, dağ, taş demeden karış karış geziyorlar. Birbirlerinin elini hiç bırakmadan gerilmedik yerlere giriyorlar. Sığınakları, barınakları yerle bir edip birliklerine dönüyorlar. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teröristlerin ensesinde. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu Tendürek Dağı terörden arındırıldı. Timler son olarak Van, Şırnak ve Siirt'in sınırlarının kesiştiği bölgede kış operasyonu başlattı. Sırtlarındaki yüklerle helikoptere bindiler. Karla kaplı bölgelere doğru yola çıktılar. Timler zorlu arazi koşullarına adeta meydan okudu. Ellerini tetikten çekmeden her taşın altını didik didik aradı. Onlara özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Yedi gün 24 esasıyla görev yapan jandarma ekipleri ellerindeki tüm imkanları kullanıyor. En girilmez denilen yerlere dahi tüm tehlikeleri göze alarak giriyor. Sen kendini sağlam tut. Tespit edilen yeni sığınaklar içindeki yaşam malzemeleriyle imha ediliyor. Jandarma! İçeride kimse var mı? Teslim olun! Jandarma! Uygulaması! Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen yıl 150'nin üzerinde sığınak tespit etti. Çok sayıda silah, binlerce fişek, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. Brezilya'da 3. Silva dönemi resmen başladı. 77 yaşındaki Lula da Silva düzenlenen törenle yemin etti. Ardından başkanlık kuşağını giydi. Törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Brezilya'da devlet başkanı olarak seçilen Lula da Silva yemin etti. Başkanlık kuşağını taktı. Yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Brezilya 2003-2010 yıllarındaki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva yolsuzluk davaları nedeniyle 1,5 yıl hapis yatmıştı. Davaların düşürülmesiyle birlikte yeniden başkanlık yarışına girmişti. Silva 31 Ekim 2022'de seçimin ikinci turunu kazanarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Silva için göreve başlama töreni yapıldı. Eşiyle beraber üstü açık bir arabayla önce halkı selamladı. Ardından parlamento binasını geçti. Yemin etti. Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü verdi. Törende Papa 16. Benedikt ve efsane futbolcu Pele de unutulmadı. Hayatlarını kaybetmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 50'den fazla ülkeden heyet katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu da yemin törenindeydi. Çavuşoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala da eşlik etti. Silva Planalto Sarayı'nın önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi. Ülkedeki eşitsizliğe son vereceklerini dile getirdi. Aşığın geri dönüşü Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur dedi. Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva'nın görevi 2027'ye kadar sürecek. Haberlerimizi aktardık. Hava durumuna ve yol durumuna da göz attıysak şimdi biraz da gazete manşetlerimize bakalım neler var. Evet, şimdi Yeni Şafak'la devam edelim. Bakalım sürmanşette Yeni Şafak'ta neler var? Şu an çok da detaylı
ve herkesin de merak ettiği bir konuydu. Konutta sıra orta gelirli de. Detaylarına bakalım hemen. Yüz binlerce vatandaşın yararlanacağı 100 yılın konut devrimi, ilk evim, ilk iş yerim projesinden sonra konutta şimdi de orta gelir grubuna hitap edecek bir proje geliyor. Detayları yarın açıklanacak. Projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Şartlarda ilk olarak başvuru sahibinin ve birinci derece yakını üzerinde herhangi bir konut olmaması aranacak. Alınan konut 4 yıl satılamayacak. Detayları tekrar yarın aktaracağız. Çünkü detaylar yarın açıklanacak. Hemen devam edelim. Şeffaflık yoksa başarıda yok olarak yine Sivas Spor'un bir haberi var. Sivas Spor Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in Sivas Spor'un golünü neden iptal ettiğini hala bilen yok. Burada sorumlu kararların hakimi olan hakemler bir açıklama yayınlasa da tartışmalar bu kadar uzamazdı. Her şeyin başı güven ve şeffaflık demiş. Şeffaflık yoksa güven yok, başarı da yok olarak da aktarmışlar. Hemen devam edelim haberimizle bakalım. Rus üssü vuruldu olarak da yine sürmanşette bir haber var. En az 63 asker öldü. Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın 31 Aralık gecesi yeni yıla girerken ağır bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Rus askerlerinin işgal altındaki Makivka şehrindeki karargahları ABD yapımı füzelerle vurdu. Saldırıyı ilk duyan Ukrayna 400 askerin öldüğünü, 300 askerin de yaralandığını iddia etti. Rus yetkililer ise ölü sayısını 63 olarak açıkladı. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesinin manşetlerinde neler var hemen aktaralım size sevgili seyirciler. Sabah gazetesindeki manşette de müthiş takasın perde arkası olarak bir haber var. Hemen onun da detayına bakalım. Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasını Erdoğan'dan duydu. İşte Ankara'daki o günün öyküsü. Hemen detaylarını aktaralım sizlere. İlk sinyali Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan verdi. Türkiye'nin girişimleriyle esirlerin takas edileceğini açıkladı. Başkent Ankara'daysa müthiş bir trafik yaşanıyordu bu konu için. Hemen bu olay 20 Eylül 2022'de New York'ta gerçekleşti. 22 Eylül 2022'de ise yer Ankara'ydı. O zaman da işte Başkan Erdoğan detayları şu şekilde aktardı. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 215 Ukraynalı askere karşılık Putin'in dostu Medvedchuk verilecekti. Ukrayna ağır davranınca Ankara eş zamanlı olacak resti çekti ve takas gerçekleşti diyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına girelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. Sisli bir İstanbul gününden tekrar günaydınlar efendim. Saatlerimiz an itibariyle 9'u gösteriyor. Biz 2 saattir yayındayız. 7'de başladık. Şu an 3. dilimimize girmiş bulunmaktayız. İstanbul'da şu an hava ne kadar sisli olsa da bence şu an çok güzel görünüyor. Güneş yüzünü göstermeye başladı diyebiliriz.
Tekrar günaydınlar efendim. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Çamlıca'dan görüntülerle başladık ama size tekrar bir günaydın demeden de geçmek istemedim. Şimdi biraz hava durumuna bakalım. İstanbul'da ve Türkiye genelinde hava durumu nasıl? Saatlerimiz şu an 9'u gösteriyor. Güncel bir değişiklik var mı? Tekrar bir göz atalım. Arkadaşlarımız hemen ekranımıza versin, bir kontrol edelim. Evet sevgili seyirciler, haritada 6 ile 12 arası haritamızın zaten göstergesi. Şu an için İstanbul ve Türkiye genelinde yağmur, kar yağışı beklenmiyor. Hemen aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinde yağış şu an için beklenmiyor. Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarında da yer yer gördüğünüz gibi sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik şu an için yok. Ama aynı zamanda da bir uyarımız var. Bunu tekrar aktaralım. Türkiye genelinde şu an yağış ve kar beklentisi yok ama iki gündür çok yoğun bir sis hakim. O yüzden de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı var. Hemen bunu da size aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun sis durumu hakim. O yüzden de şimdi yine trafik durumuna bakacağız ama biz Türkiye genelinde de, biz İstanbul bazlı olarak şu an aktarım yapacağız. Türkiye genelinde de yola çıktığımızda eğer sis varsa, görüş mesafemiz azalıyorsa lütfen dikkat edelim. Araçlarımızı bu anlamda daha dikkatli kullanmaya özen gösterelim. Eğer sis çok varsa, görüş mesafemiz azaldıysa dörtlülerimizi yakalım ve yavaş, kontrollü şekilde ilerlemeye devam edelim. Biraz da bakalım bölgelerde hava durumları nasıl? Hemen bakalım. İstanbul'da 4 derece hava, parçalı ve az bulutlu. Dediğim gibi ülke genelinde az bulutlu şu an için hava. Sis ve pus hakim. Hemen bakalım. Akdeniz'de, Antalya'da 10 derece. İç Anadolu'da 0 derece, Ankara. Batı Karadeniz'de Bolu eksi 2 derece diyebiliriz. Doğu Anadolu'daysa Ağrı eksi 12 derece. Çok soğuk şu an için. Biz evet buradaki hava şartlarına an itibariyle çok soğuk üşüyoruz deyip montlarla kürkler geziyoruz ama Ağrı'da Allah yaşayanlara kolaylık versin. Çünkü o kadar soğukta da biz şu an yaşamadığımız için bilmiyoruz ama yaşamak da bence çok da kolay olmayabilir. Güneydoğu bölgesinde ise Diyarbakır eksi 3 derece, yine Ağrı'ya göre biraz daha iyi durumda. Ama yine aktardığımız gibi her yer az bulutlu. Orta Doğu Karadeniz bölgesinde de Samsun 7 derece, parçalı ve az bulutlu. Ülke genelinde ise şu an için aktardığımız gibi yağış ve bir kar beklentisi yok. Umuyoruz ki bir an önce hava durumları mevsim normallerine döner ve biz Ocak ayında artık kar yağışlarını görmeye başlarız diyelim. Şimdi biraz da trafik durumuna bakalım. İstanbul trafiğinde son durumda ne var? Şu an trafik çok mu yoğun, ilerlemiş mi? Nasıl? Aktaracağız şimdi sizlere. Bakalım arkadaşlarımız arkaya versin hemen. Evet. Trafik de şükürler olsun ki bir azalma var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 63-64 civarıydı. %10'luk bir düşüş şu an için söz konusu. Ama yine ana arterler an itibariyle çok yoğun. Köprülerde, trafikte hiçbir azalma yok. Normal şartlarda biz aktardığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte hiç trafik yoktu. Yani 2 saat boyunca hiç trafiğe rastlamadık diyebiliriz. Ama şu an itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan gördüğünüz gibi şu güzergahta Anadolu'ya geçişte trafik var. Şimdi arkadaşlarımız hemen ekranınıza versin. Bakalım Topkapı güzergahında trafik nasıl? Basın Ekspres yolunda şu an arkadaşlarımız verdi görüntüleri. Aslında çok da yoğun bir trafik hakim değil şu an itibariyle. Akıcı bir trafik söz konusu. Araçlarda bir problem yaşandığı şu an için görünmüyor. Ama itibariyle Güneşli tarafında yol şu an için akıcı. Orada hiçbir problem yaşamıyordur umuyoruz ki sürücülerimiz. Ama genel itibariyle İstanbul genelinde şu an saatler 9'u bakalım kaç geçiyor, hemen aktaralım. 9'u 5 geçiyor ve İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibariyle %54. O yüzden de biraz dikkat edelim, trafikte acele etmeyelim. Lütfen, bunu her seferinde söylüyoruz ama bu anlamda önlemlerimizi almak çok önemli. Hemen arkadaşlarımız yeni bir görüntü versin, ona da bakalım hemen haritamızda neler var.
Evet, şimdi vereceğiz ekranlarınızı ama biz bu sırada biraz sizinle sohbet edelim. Trafik çok yoğun haliyle. O yüzden biraz dikkatli olalım. Köprü girişleri çok kalabalık. Eğer acelemiz yoksa hiç bu şekilde riske atmayalım. Evet, arkadaşlarımız verdi Çamlıca görüntüsü şu an ekranlarınızda. Gördüğünüz gibi aktardık. Köprü girişi gerçekten an itibariyle kilit. Şu an için arabalar milim milim ilerliyor diyebiliriz. Aksine köprü girişinde 15 Temmuz'da Avrupa'dan Anadolu'ya girişte bir yoğunluk hakim. Ama köprü çıkışında yani Anadolu güzergahındaysa bir trafik şu an için söz konusu değil. Eğer toplu ulaşımda trafikte kalmak istemiyorsanız metrobüs güzergahında metrobüslerimiz çalışmaya devam ediyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanıp gideceğimiz yerlere daha hızlı ilerleyebiliriz. Bu anlamda da bunlara da dikkat etmek gerekiyor diyelim. Şimdi biraz da haberlerimize bakalım. Haberlerimizde neler var? Ücretsiz kaplıca keyiflerinin haberi var şimdi sırada. Bursa ve Bitlis'ten görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Bursa'da bir dere kenarında çıkan sıcak suyla köylüler havuz yaptı. Bitlis'te ise çıkan kaplıca suyunun oluşturduğu küçük göl bölge insanının uğrak yeri oldu. İlk yerim senizden mesela. Bursa'da çayın kenarında kaplıca suyu çıkıyor. Köylüler inşa ettikleri havuzda kaplıca keyfi yapıyor. Bitlis'te de benzer görüntüler yaşanıyor. Bursa'ya bağlı Düğüncüler Köyü içindeki doğal kaplıca havuzu görenleri kendine hayran bırakıyor. İznimizi burada değerlendirelim istedik. O yüzden de buraya geldik. Hem biraz şifa bulalım sudan hem de eğlenelim istedik. Hava soğuk ancak havuzun içi kaplıca suyuyla dolu. Kaplıca keyfi ise tamamen ücretsiz. Soğuk Aralık ayı olmasına rağmen sıcak su olduğu için burada bu suların içerisinde saatlerce yüzebiliyoruz, keyif yapabiliyoruz. Açık havada kaplıca keyfini Bitlisliler de yaşıyor. Buradaki alansa daha da büyük. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede vatandaşlar gün boyu kaplıcada yüzüp gönüllerince eğleniyor. Dışarısı baktığımızda her yer bembeyaz şu anda. Ama su çok iyi. Bildiğimiz hamam keyfi yapıyoruz burada. ...19. yüzyıldan günümüze kadar gelen ataspor'u Cirit Erzincan'da yaşatılıyor. Bu kez sporcular farklı bir konsept geliştirdi ve motocross tutkunlarıyla atlı sporcular karşılaştı. Cirit oynadı, ortaya ise bu ilginç görüntüler çıktı. Bir tarafta motor gücü, diğer tarafta at. Bu sıra dışı müsabaka adeta nefesleri kesti. Atlar teknolojiye başa baş gidiyor. Erzincan'da motokros tutkunlarıyla atlı sporcular bir araya geldi. Bugüne kadar görülmemiş bir yarışmaya imza attı. Altışarlı iki grup geleneksel bir atasporu olan cirit oynadı. Sporcuların ilk etapta endişeleri olsa da sahada tozu dumana kattılar. Atların motosiklet sesinden ürkebileceğini düşündük. Tekelle debriyaj gaz kontrolü yapamayıp kendimiz düşeceğimizi düşündük. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Çok da keyifli geçti. Müsabakanın galibi ise Dostluk oldu. Teknolojiyle atları yarıştırdı. Her zamanki gibi Dostluk kazandı. Yaşında doktor annesiyle fotoğraf çektirdiği hastanede doktor olarak işe başladı. Anne kız aynı hastanede, aynı serviste anestezi uzmanı olarak görev yapıyor. Ancak hikaye bu kadar kısa değil. Ayrıntılar haberimizde. Ama hani birlikte çalışmaya başlayınca böyle şey oldu. Böyle bir hani bir bocalama dönemi. İşte anne sana ben ne diyeceğim? Anne mi diyeceğim? Abla mı diyeceğim? Burada çalışan arkadaşlarımız da
hani şaşkınlıklar oldu. Çocukken hayalleri doktor olmaktı. İkisi de doktor oldu. Hatta anne kız aynı hastanede görev yapmaya başladı. Doktorluğa küçük yaştan itibaren ben doktor olacağım diye annemlere söylermişim. Hatta gülerek anlatırlar. Tıp fakültesini de yani tek tercihim tıp fakültesiydi. İlk tercihimi kazandım. Doktor anne Beyhan Güner çalıştığı hastanede 9 yaşındaki kızıyla böyle fotoğraf çektirmişti. Yıllar sonra kızıyla yine aynı fotoğrafı çektirdi. Bu kez kızı da doktor olmuştu. Forma giydirdik. Birlikte bir anı olsun diye fotoğraf çektirmiştik. O hala duruyor. 9 yaşında. İşte şu kadardı falan. Şu kadarcık falan şimdi beni geçti. Doktor Beyhan Güner'in kızı Doktor Şeyma Nur Güner neredeyse hastanede büyüdü. Hep benimle hastaneye gelirdi. Birlikte işte hastane ameliyathane gördü. Birlikte gezdik. Birlikte burada doktor odasında oturduk. Nöbetlerimde gelip burada çalışıyordu. Üniversite sınavına çalışıyordu, yanımda kalıyordu. Küçükken annemin yanına hastaneye gelmek durumunda kalıyordum. Buraya geldiğim zaman üstüme bir tane içeriye girebilmek için yeşil formamı giyip doktor odasında oturuyordum. Ve buradaki herkesi tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar var burada. Şeyma Nur Güner annesinin mesleğini, hatta annesinin uzmanlık alanını seçti. Annesinin çalıştığı hastanede stajyer olarak işe başladı. Tıp fakültesini tercih sırasında öğrendim yazacağını. Anesteziyi de yine tercih yapacağı sırada öğrendim. Birlikte aynı hastanede aynı işi yaparken biraz bocaladılar. Sonra alıştılar. Hani alıp asistanın evde çalıştırıyor musun falan diyenler oldu arkadaşlardan. Espri yapıyorlar. Hatta şey diyorlar işte seni veline söyleriz, velini çağıracağız falan diyorlarmış Şeyma'ya. İş yerinde profesyonel iki meslektaşlar, evde ise anne kız. İlk geldiğinde sen torpillisin diyen çok olmuş. Hatta Şeyma bu konuda hani çok söyledi. Bana torpillisin diyorlar anne falan dedi. Biraz da üzüldü o konuda. Torpilli değil. Bütün asistanlar kıdem kıdem herkesin çalışma şekli neyse o şekilde çalışıyor. Nöbet usulüyle çalışıyor zaten. Evde kızım, burada asistanım. Hiçbir şekilde bir ayrıcalık yok. Tolerans yok. Biz birlikte nöbette çok ağır vakaları da aldık. Annem yönetti uzman olduğu için tabii ki de. O zaman asla içeride annem var olmuyor. O kaosu yönetebilen, krizi yönetebilen biri oluyor. Ve hayranlık uyandırıyor tabii ki de. Birbirimizi görmüyor. Sabah ayrılıyoruz iş yerimizde. Akşam birleşiyoruz. Birbirimizi anlıyoruz evde. Hani kardeşlerine diyorum ki ablanızı rahatsız etmeyin, nöbet ertesi uyusun. Hem yani birinin zorlanmasını hiç doğru bulmuyorum. Eğer hayaline varsa birinin arkasında dursun ve devam etsin diyebilirim. Yamaç paraşütüyle havalandı, gökyüzünde top sektirdi. İlk deneme gayet başarılıydı. Ancak ikinci denemede top yere düştü. Gökyüzünde böyle top sektirdi. Elazığ'da her hafta sonu düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde ilginç anlar yaşandı. Özel eğitim öğretmeni 32 yaşındaki Ümit Muslu sıra dışı bir uçuşa imza attı. 2700 rakımlı Hazar Baba Dağı'ndan çift pilot olarak havalandılar. Hazar Gölü üzerine geldiler. Daha önceden hazırlanan sırt çantasından top çıkarıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Özel eğitmen Ümit Muslu havada top sektirdi. O anlar aksiyon kamerasına böyle yansıdı. Hazar Gölü üzerinden inişte de top sektirme denemesi yapıldı. Önceki deneme kadar başarılı olmadı. İniş güvenli olsa da top bu kez yere düştü. Şimdi bültenimize bir bağlantıyla devam edeceğiz. Yılın ilk dolunayı tutulacak. Bir bakalım detayları neler. Astrolog Duygu Sevinç Sevin. Merhabalar efendim, günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor bakalım? Biz sizi biraz uyandırdık. Gün erken başladınız şu an ama. Güne erken başladınız sesinizi Duygu Hanım bugün bizimle. Evet, evet.
Sayenizde gün erken başladım. Güzel oldu. Nasılsınız? Vallahi sizinle başlamak da şu an bizim için çok güzel oldu diyebiliriz. İyiyiz çok şükür, biz de şu an 3. saatimizdeyiz bültenimizin. Dedik bakalım yılın ilk dolunayında bizi neler bekliyor? Bu anlamda sen çok bilgilisin. Ben de seninle bir bağlantı yapmak istedim tekrar. Yılın ilk dolunayında bizi neler bekliyor? Bize bir kısa özet geçebilir misin? Çok. Yılın ilk dolunayı dolunaylar tamamlanma enerjisi verir. Evet. Düşündüğümüz işlerle ilgili sonuçlandırmalar. 6 Ocak'ta yaşamaya başlayacağız. Yengeç'te bir dolunay evini. O yüzden ev hayatı çok önemli. Ev hayatıyla ilgili konularımız çok önemli olacak. İstersen burçlarla ilgili bakalım neler yaşayacaklar. Evet, hemen bakalım burçları neler dolunayda bekliyor. Bu sefer seni sıkıştırmayacağım rejiden, arkadaşlarımız bu burcu istiyor diye. Sen yönetmenimiz şu an hemen kulağıma söyledi. Terazi burcunu istiyor. Sen şimdi istediğin şekilde başla. Şöyle şimdi koçlar dolunayda dördüncü ev konularını yaşamaya başlayacaklar. Yani aile ve konuları ile ilgili özellikle koçlar çok ciddi tamamlanmalar yaşayacaklar. İşte bir ev aldılarsa evle ilgili artık kararlar verecek ya da bir tadilat yapacaklarsa tadilatla ilgili kararlar verebilecekler. Boğalar biraz daha böyle iletişim krizleri yaşayabilirler. Yani iletişimle ilgili yaşadıkları işte mail, mesaj, telefon trafiği, özellikle Merkür Retro'nun içinde bir dolunay bu. Merkür Retro'nun içinde bir dolunay olduğu için de bekledikleri haber, almak istedikleri mail, mesaj, onlarla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirler, haberler alabilirler. Tabii şimdi herkes için farklı konular ama herkes için ortak payda tamamlanma süreçleri olacak. Boğalardan sonra ikizler finansal anlamda güzel gelişmeler yaşayabilirler. 20 Ocak'a kadar biraz zorlansalar da 6 Ocak, 20 Ocak arası bekledikleri haberleri alabilirler finansal kaynakları anlamında. Yengeç kendi birinci evde, yani Zodyan kendi evinde dediğimiz evde yaşayacak tamamlanma konularını. Yengeç tamamen kendisiyle ilgili ya da ortak bir iş yapıyorsa ortaklarıyla ilgili tamamlanma süreçleri yaşayabilir. Kararlar verebilirler en sevgili yengeçler. Aslanların kafaları rahatlıyor, biraz daha yıla medite olmuş bir şekilde girecekler aslanlar. Daha şifalanacaklar, şifalandıklarını hissedecekler. Aslanlardan sonra başaklar sosyal çevreleriyle ilgili yeni kararlar alabilirler, tamamlanmalar yaşayabilirler. Başaklardan sonra teraziler. Evet sevgili yönetmenim, terazi buradan size gelsin. Teraziler. Kariyer anlamında tamamlanmalar yaşayabilirler. Kariyer anlamında artık tamam ben bunu da yapabilirim deyip yeni iş girişimlerinde bulunabilirler. Dolunay aynı zamanda yine gerçeklerin de açığa çıktığı bir dönemdir. Yani gerçekler açığa çıkar. Saklı kalmış gerçekler, duymak istemediğimiz gerçekler belki duyabiliriz dolunayda. Bu dolunayda yine saklı gerçeklerin açığa çıkabileceği bir dönem. Teraziler kariyer anlamında tamamlanmalar yaşarken akreplerse yurt dışı bağlantılı işleriyle ilgili, eğitim konularıyla ilgili, hukuki konularla ilgili tamamlanma süreçlerine giriyorlar. Yaylar için vergi yapılandırmaları, nafaka, tazminat, miras konuları gündeme gelecek ve bu konularla ilgili haberler alabilirler. Yine gerçeklerin açığa çıktığı bir dönem bu konularla ilgili yaylar için. Ve bekledikleri parayı almak istedikleri, tahsil etmek istedikleri parayı alabilirler yaylar.
Yaylardan sonra Oğlaklar, Oğlaklar için çok önemli bir dolunay bu. 28 Aralık'ta aslında işleriyle ilgili en önemli süreçleri Oğlaklar yaşadı. Tamamlanma süreçlerine 28 Aralık'ta girdiler. Hep bahsediyorduk zaten 28 Aralık'ta girilen Merkür Retro Oğlaklar için 20 Ocak'a kadar işleriyle ilgili yeni projelere başlama ve eskiden görüştükleri, yani eskiden dediğimiz 30 Nisan Güneş tutulmasından sonra başlattıkları projelerin sonuçlarını almaya başlıyorlar yine 20 Ocak kadar. 6 Ocak Dolunay'ı, Yengeç Dolunay'ı o yüzden Oğlaklar için çok önemli. O zaman bu Dolunay'da... buyurun. Buyurun, devam edin. Bir şey sordu. Şey diyecektim, o zaman bu Dolunay bütün burçlar için aslında bir tamamlama dönemi diyebilir miyiz? Yani eksik kalanlar tamamlanacak, olmayanlar bitecek diyebilir miyiz? Yani hani bu anlamda neler öneriyorsun? Eski sevgilisine dönsünler mi ya da o mesajı atsınlar mı? İzleyicilerimiz ne yapsın bu anlamda? Bir de senden bir tüy alalım. Şimdi zaten Merkür Retro'nun içindeyiz mi ne? Eski sevgilerini evet arayabileceği bir dönem, dönmek isteyecekleri bir dönem. Ama bu Merkür Retro kötü bir Merkür Retro olmadığı için, her zaman söylüyorum bunu, dönmek istiyorlarsa evet dönebilirler. Tamamlanma sürecine girdiler çünkü. Bazı konuları işte aralarında karar birliğine varıp tamamlayacakları bir dönem. O yüzden tabii ki o mesajı da atabilirler, dönebilirler de. Ama her zaman dediğimiz gibi bir diğer Merkür Retro'da, yani 21 Nisan'da yaşayacağımız Merkür Retro'da ilişkileri konusunda daha özenli olsunlar diğer konulara göre. O zaman ama ilişkileri konusunda daha özenli olmaları gerekir 21 Nisan'da. Şöyle, o zaman bu Merkür Retrosu'na çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorsun. Biz seninle dün akşam konuşmuştuk aslında biraz. Bir de sağlık problemlerine yol açacağını söylemiştin. Bir de senin için, senden biraz da bunun için bilgi alalım. Nelere dikkat etmeliyiz? Dolunay bizi sağlık açısından nasıl etkiler peki? Evet evet, çok önemli bir ne? Mide problemleri, sindirim sistemine çok dikkat etmeliyiz bu Dolunay'da. Tam yengeçte bir dolunay olduğu için sindirim sistemiyle ilgili, evet, problemler yaşayabiliriz. Mide zehirlenme problemleri yaşayabiliriz. Aldığımız besinlere çok dikkat edelim. Tarihlerine çok dikkat edelim. O konuyla ilgili de iyi ki hatırlattın. Mutlaka yani bunu yaşayabileceğimizin farkına varıp, farkında olup aslında hareket etmemizde fayda var. Burçlarımızı tamamlayalım mı bu arada? Tabii tabii, hemen dersen devam edelim. Şimdi nerede kaldık? Oğlaklar için çok önemli bir dönem dedik. Yine işleriyle ilgili tamamlanma süreçlerine girecekleri bir dönem. Kovalar için evlilik kararı almış kovaların bunu yapılandırması ve tamamlanması söz konusu. Fikir birliğine varması söz konusu. Ya da evlenme kararı alan kovalar olabilir 6 Ocak Dolunay'ı ile birlikte. Balıklar için de iş hayatları ile ilgili, balıklar için şöyle bir uyarı yapabiliriz. İş hayatlarını ve aşk hayatlarını birbirine karıştırmasınlar. Çünkü iş hayatları ile ilgili çok güzel tamamlanmalar yaşayacaklar. Bu tamamlanma dönemini iyi değerlendirsinler diyorum. Balıklar için aslında çok zor bir durum, çünkü balıklar bu anlamda çok da kararlı bir burç değil. Duygucuğum çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel de bir bağlantı yaptık seninle. Dolunay'da bizi neler bekliyor sen de bize aktarmış oldun. Öpüyorum buradan seni çok. Görüşürüz tekrar. Ben de, görüşürüz Melih'ciğim. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler, bağlantımızı yaptık. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili
sevgili seyirciler, 3 saatlik programımızın son dilimine an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Bu bültende biraz ekonomiye bakacağız. Neler var gündemde, çok yoğun aslında bugün. Enflasyon açıklanacak. Buna göre de memurların zam oranları belli olacak. Şimdi ekonomist Erdal Özer Bey'e bağlanın. Erdal Bey, günaydın. Günaydın Mine Hanım. Kolay. Nasılsınız? İyi. Teşekkürler. Yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Biz deyiz, teşekkür ederiz. Şimdi bugün malum çok yoğun da bir gün aslında ekonomi anlamında. Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklerin gözü de bugün açıklanacak. Enflasyon rakamlarında, çünkü buna göre de zam oranları belli olacak. Biraz sizin bu anlamda da düşüncelerinizi alalım. Bizi bugün neler bekliyor? Evet, heyecanlı bir bekliş var aslında onlar için. Çünkü ne kadar zam alacaklarını da aslında enflasyon oranından ziyade ne kadar refah payı alacaklarına odaklanmış durumdalar. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon oranı %14'ün biraz üzerindeydi. Bugün açıklanacak enflasyon oranı da bunun üzerine eklenecek ve büyük ihtimalle belli bir refah payıyla hem emeklilerin hem memurların maaş zamları netleşmiş olacak, belli olacak. Bu ay için Aralık ayı enflasyonu açıklanacak aslında bugün. Aralık ayı için enflasyon beklentileri piyasada 2,5-3 aralığında bir yer ediniyor. Net bir şekilde rakam henüz ortaya atılmış değil tabii ki. Ama %2,5-3 aralığında bir Aralık ayı enflasyonuyla karşılaşacağımız tahmin ediliyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu da aslında bunun bir göstergesi oldu. 3'ün biraz üzerinde bu seviyelerde açıklanmıştı. 14'ün üzerine bunu eklediğimizde yaklaşık %17 civarında bir sadece enflasyon farkı oluşacaktır. Ama bunun üzerine ne kadar refah payı gelecek? Asıl buradaki soru işareti bu. Merakla beklenen taraf da bu. Mevcut yaşam koşulları belli. Asgari ücrete gelen zam oranı da ortada. Evet. Bu yüzden enflasyon oranıyla sınırlı kalmayacaktır. Bu üzerine ciddi bir fark eklenecektir. Kuvvetli ihtimal emekliyi de memuru da yüzdesel bazda memnun edecek bir zam oranı açıklama hazırlığını tamamlamıştır ekonomi yönetimi. Bugün net bir şekilde ortaya çıkar. Soru işareti, ikinci bir soru işaretimiz daha var. Aslında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları çok büyük tartışma konusu. Yani uzun zamandan beri çok büyük bir tartışma konusu. Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi, vatandaşın hissettiği enflasyon gerçekten çok daha yüksek. Yani özellikle dar gelirli vatandaşın ya da orta gelir grubu diyebileceğimiz bordrolu çalışanların aylık gelirlerini harcadıkları kalemlere baktığımız zaman belli başlı harcama kalemlerinde yoğun bir şekilde harcama yaptıklarını görüyoruz ve bir yıldan beri bunların hepsini de takip ettiğimizde aslında gerçekten bu insanların bütçesini sarsacak, ciddi derecede sarsacak şekilde fiyat artışları olduğunu gördük. Aslında tartışmanın en temel konusu buradan başlıyor. Enflasyon sepetinden başlıyor açıkçası. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında enflasyon sepeti TÜİK tarafından kapatıldığı için biz ürün bazlı farklılıkları göremiyoruz artık. Sadece sektörel şekilde görüyoruz ya da fiyatı en fazla yükselen, en az yükselen ürünler grubu olarak görebiliyoruz. Sepetin içinde ne olduğunu bilmeyince de tabii ki soru işaretleri biraz daha fazla hale geliyor. Çünkü vatandaş diyor ki, ben hayatımda hiçbir sefer dahi almadığım bir ürünün fiyatı aşağı doğru geldiyse benim için enflasyon düştü ya da daha az yükseldi demek değildir diyor. Ben ekmeğin fiyatına bakarım diyor, market fiyatlarına bakarım, kiraya bakarım, faturalarıma bakarım diyor. Bu şekilde baktığı zaman da doğal olarak gelirinin enflasyon karşısında çok büyük bir şekilde eridiğini gözlemliyor. Bu hem asgari ücret dahil olmak üzere tüm bordrolu çalışanları, memurları, yani kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın bordrolu çalışanları ve emeklileri ilgilendiren bir konu. Bu yüzden TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı halk nezdinde çok da fazla yerini açıkçası bulmuyor, bulmayacaktır da. Özellikle asgari ücretin açıklandığı bir hafta öncesine dönelim. Bir haftadan beri neredeyse her şeye, bütün gıda ürünlerine, bütün insanların alışveriş yapacağı tüm ürünlere zam geldi. Yeni yıla döndüğümüz andan itibaren ev sahipleri beklemeye başladılar yeni zam oranlarını. Yeteri kadar tatmin edici zam yapmazlarsa kiracıları tekrar evden çıkarma modeline gidecekleri çok net, aşikar bir şekilde ortada. Hükümetin bununla alakalı bir önlemi vardı. %25 sınırı koymuştu aslında. %25'in üzerine zam yapılmayacak demişti enflasyondan bağımsız olarak, ama duyduğumuz, hem medyaya yansıyan hem de bizim bireysel olarak duyduğumuz pek çok olay var. Ev sahiplerinin bu karara uymadığı, uymamak için de tüm yolları denediğiyle ilgili. Yani
gelen enflasyon oranı, yani yapılacak olan zam %17 enflasyonla da karşılık gelse, üzerine bir o kadar daha refah payı da ekleseniz aslında vatandaşın sorunu bu kadar kolay çözülecek gibi gözükmüyor açıkçası. Ya aslında devlet bu anlamda yapılabilecek en güzel şeyi yaptı. Bir sınır koydu ve herkesin de buna uymasını istiyor. Bu anlamda aslında biz vatandaşlara daha fazla iş düşüyor. Yani biz bu bir yerlerden daha fazla para kazanacağız, işte daha fazla kira alacağız diye bu kadar da aslında hem ülkemize hem de kiracılarımıza, tanıdığımız insanlara bu kadar eziyet edilmemesi taraftarıyım. Çünkü çıkabilen var, çıkamayan var. Şu an fahiş fiyatta ev kiraları, yani hiç çok görüyoruz gecekondular, kapısı açılmayacak evler, tuvaleti bile olmayan evler en kötü yerde 5000 liradan başlıyor. Şimdi bakıldığında kime neye göre bir zam oranı düzenleniyor, ev sahipleri için söylüyorum bunu. Bu detay da çok önemli. Bence bu anlamda devletimizin biraz daha tedbirleri sıklaştırması ve önünü kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, herkes tabii ki de kendi malına sahip çıkıp bunun gelirini elde etmek isteyebilir. Ama bunun da bir kuralı var. Yani sırf bir evin var diye bunu kimseyi zor durumda bırakacak ya da zorlayacak şartlar altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında dediğiniz doğru, insani taraftan baktığınız zaman çok doğru. Ama ne yazık ki ülke yönetimlerinde bu tarz bakılmıyor olaya. Yani ticari hayat içinde de bu şekilde bakılmıyor. Sizin söylediğinizde devletin bu kadar bu serbest piyasanın içinde olması koşulunda şöyle bir sorunla karşılaşırsınız. Net bir şekilde artık ben serbest piyasa ekonomisi içinde değilim, fiyatlara müdahale etmeye başladım dersiniz ki bu da sizin mevcut yapınızla alakalı, özellikle dış yatırımcı tarafında ya da küresel ekonomi içerisindeki yerinizde soru işaretleri oluşturur. Bu burada kira ücretleri bir metafor. Yani siz markette satılan ürünün fiyatı vesaire her birisine belli bir oranın üzerinde zam yapamazsınız şeklinde yaklaşmanız matematiksel olarak çok da doğru bir yaklaşım şekli olmaz. Burada alınması gereken önlem çok net. Fiyat istikrarını sağlamanız gerekiyor. Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olan kurum da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama son döneme bakıyoruz, her şeyin fiyatının her gün arttığı bir ortamdayız. Yani son 2 yıldır özellikle fiyat istikrarını bırakın. Yani hiçbir şu konuda istikrarlıyız, her gün fiyatların artışı konusunda istikrarlıyız. O zaman burada hatalı olan bir şey var. Üzerindeki yükümlülüğü, görevi tam olarak yerine getiremeyen kurum ve kuruluşlar var demektir. Burada sorumluluk Hazine ve Maliye Bakanlığı artı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndadır. Yani siz ev sahipleriyle konuştuğunuz zaman onların da kendilerine göre çok çok haklı gerekçeleri var. Kiracılarla konuştuğunuz zaman onların da çok çok haklı gerekçeleri var. Yani Nasrettin Hoca'nın fıkrasına dönüyor olay. Yani bence sen de haklısına gidiyor. Herkes haklı oluyor ama bu anlamda bence biraz da mağdur kısmı daha fazla düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii benim şahsi fikrim, bakıldığında ekonomiye sizin dediğiniz doğrultularda ilerlemesi gerekiyor. Ama biraz da bence bu anlamda zam oranları falan derken... Ev sahibi değilim ben. Yok yok, hayır. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Bence insanlığımızı da bir yerde unutmamak gerekiyor. Evet, para bizim geçim kaynağımız. Tabii ki de bizim için çok önemli. Yaşam standartlarımız, şartlarımız gün geçtikçe değişiyor. Ama bu anlamda biraz da bence bazı konularda insan olduğumuz ve karşı tarafa da bu kadar çok eziyet edilmemesi gerektiği taraftarıyım. Şimdi size şeyi sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. 2022'de ihracatımız 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşti diyor. Bu konuda da sizin fikirlerinizi alalım. Evet, üzerinde detaylı bir şekilde durulması gereken bir konu. Evet. Çünkü burada bardağın dolu tarafı ve boş tarafı var. Yani bardağın dolu tarafını sürekli konuşursak kendimizi, yani sorunlarımızı görmeyiz, eksik olan taraflarımızı görmeyiz, bunları çözmek için de herhangi bir şey yapmayız. Evet, rakamlar Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Yani %12.9 oranında bir artış söz konusu olmuş. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan da şu şekilde ekliyor devamında: hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesinde yerini almasını sağlamaktır diyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet, ben şu rakamı vereceğim. 2021 yılında ihracat rakamımız 225 milyar dolar. Yani geçtiğimiz yılki, şu an bitirdiğimiz 2022'den bir önceki yıl ihracat rakamlarımız gayet iyi bir rakam. 225 bin. Buna karşılık ithalat rakamımız 271 milyar dolar. Yani aradaki farka baktığımız zaman 46 milyar dolar açık vermişiz. İhracat rakamlarımızı büyüttüğümüz biten yıla bakalım. 254 milyara çıkarmışız. İhracat rekoru kırmışız.
rekor üzerine rekor kırmaya doyamıyoruz. Bu şekilde devam ediyor ama bu yılın ithalat rakamlarına baktığımız zaman da 364 milyar üzerine çıkmış. Yani ihracatınızı büyüttüğünüz her an ithalatınız iki katı büyüyor neredeyse. Aradaki fark 110 milyara çıkmış. 110 milyar dolar bir cari açık vermişiz. Burada hassas olan konulardan bir tanesi bu. O zaman bizim ihracat politikamızda ciddi bir sıkıntı var demektir. Biz sadece ucuz fiyat politikasıyla mal satıyoruz. Hiçbir şekilde katma değerli bir ürünümüz yok. Hatta yaptığımız ihracattan fazla da ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü ihracat yapabilmek için ham maddeye ciddi bir döviz aktarıyoruz. Yurt dışından ham madde alımı yapıyoruz. Enerjiyle alakalı ciddi sıkıntılarımız evet, var. Evet, dolarda da çok artış söz konusu. Hani şu an bir stabilik de yok açıkçası. Ona da bağlı olarak onu da yorumlarınızı alalım sizin. Şu an doların da yükselişi devam ediyor an itibariyle. O konuda ne diyeceksiniz? Evet, doların birbirine bağlıyorum. Nokta o kadar yüksek ki 10 kuruşluk artışların aslında piyasa üzerinde çok fazla bir etkisi kalmadı diyebiliriz. Yani biz yaklaşık 3 ay kadar 18.60'larla bir rakam konuştuk. Yani yatay seyreden bir dolar kuru konuştuk. Şu an 10 kuruşluk bir artış gerçekleşti. Burada Merkez Bankası'nın zaten dolar kurunun yükselmesini engelleyici önlemler aldığını biliyoruz. Bunun için pek çok enstrüman kullandı faiz dışında. Evet. Ne yaptı? Bankalara özellikle baskı yaptı ya da ihracat yapan kurumlara baskı yaptı. Bankalara da zorunlu karşılıklarla alakalı önlemler aldı. Ya da döviz mevduat hesabı tutan belli bir limitin üzerinde döviz mevduatı tutan bankalara bu limitin üzerinde olması sebebiyle yüksek oranda komisyon uygulama kararı aldı ya da zorunlu olarak devlet iş borçlanma senedi aldırma kararı aldı. Bunun yanında ihracat yapan firmaların ihracat gelirlerinin %40'ını A'nın da TL'ye çevirme zorunluluğu ve şimdi, Merkez Bankası'na satmak üzere zorunluluğu var. Dolar demişken arkadaşlarımıza tabloyu verdi Erdal Bey. Onu da sizden bir yorumlamanızı isterim. İsterseniz bir de ona bakalım. Tabloda neler var bu yükseliş inişlerden de yorumlarınızı alalım genel baz olarak. Genel anlamda yatay bir seyir var. Dünya üzerinde şu anda yatay bir seyir var. Yıl sonu olması sebebiyle, Noel olması sebebiyle ve yavaş yavaş da Amerika'dan gelen verilerin, Amerika Fed'in özellikle para politikasındaki başarılı süreci başarılı yönettiği algısının oluşması, enflasyonda yavaş yavaş geriye gelmenin başlaması, bunun yanında gayri safi yurt içi hasılalarına yani büyüme rakamlarında artık pozitife geçmiş olmalarının etkisiyle piyasada bir nefes alma, bir rahatlama durumu olduğu gözlemlendi. Bu süreç aslında biraz da belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Burada en hareketli olan kısım petrol kısmı, Brent petrolle alakalı kısım. Brent petrolde hem OPEC'in arz artışıyla alakalı önlemler almaması, yani talep azalışını öne sürerek petrol üretiminde artış kararı almaması. Bir tarafta Çin'deki koronavirüs vakaları, bir tarafta Çin, Amerika ve Tayvan arasındaki savaşlarla alakalı gerilimler, bir fırtına da orada kopar mı tedirginliği. Rusya-Ukrayna savaşı malum bir yıla yakın bir zamandır. Tüm dünya olarak yakından takip ediyoruz. Brent petroldeki temel davranış biçiminin aslında buradan kaynaklanıyor dalgalanmaların sebebi. 78 ile 85 dolar arasında çok hızlı iniş çıkış seyirleri var. Tabii jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde para politikaları ikinci planda kalıyor. Özellikle Brent petrol tarafında çünkü üretimin ne yöne evrileceği bilinmiyor. Enerji ihtiyacının talebin ne yöne evrileceği bilinmiyor. Bir tarafta da buradan ciddi gelir elde eden hem Arabistan hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri var. Bunların da bir araya geldiği bir organizasyon var ne yazık ki. Evet. Bu yüzden burada bir dalgalanma görüyoruz ama bunun dışında gerçekten şu an için uzun zamandan beri gözlemleme şansımız olmayan yatay bir seyir görüyoruz. Hem Bitcoin tarafında hem diğer yatırım araçlarında, finansal yatırım araçlarında neredeyse tamamında yatay bir seyir gözlemliyoruz. Türkiye ekonomisine çok fazla odaklandık. Bu çok doğal bir süreç. Çünkü yıl sonuna geldik. İnsanların önümüzdeki yılla alakalı Türkiye içinde neler olacağıyla ilgili ciddi soru işaretleri var, kafa karışıklıkları var. Özellikle geçim sıkıntılarının has safhaya çıktığı dönemde. Burada da hem dolar hem euro paritesinin, kurların önemli bir duruşu var. Kenarda parası olan insanların parasının nerede enflasyona karşı koruyacağıyla alakalı soru işaretleri var. Çünkü hem ons altında bir hareketlilik yok hem de dolar sabitlendi. Bu yüzden gram altın fiyatları da belli bir yere takılıp kalmıştı. Evet. Son birkaç gündür ons altının fiyatında ufak da olsa bir yukarı doğru hareket gözlemlendi.
Bu sayede gram altını da yukarıda görmeye başladık. 110 lira, 1100 lira seviyelerine kadar yükseldi. Ama uzun bir süre 9900'lerde hemen 1000 liranın altında bir yerde çıpalamış bir şekilde bekliyordu. Bizim yakından takip ettiğimiz konuların en başında geliyor aslında gram altın. Biz altın yatırımını seven bir toplumuz. Evet. Ama burada süreç tamamen aslında Amerika'nın, yani Fed'in alacağı faiz kararları ne zaman yataya dönecek? Yüksek faiz ortamından yavaş yavaş çıkacaklar mı? Para politikalarında bir gevşeme olacak mı? Öngörü henüz net değil. Çünkü Fed'in içerisindeki bu karar alınırken oy kullanan Fed üyelerinin bile hemfikir olmadığı bir süreç içerisindeyiz. Bir sonraki toplantıda, yani Fed'in faiz kararıyla alakalı bir sonraki toplantısında bir miktar daha faiz artışı bekleniyor aslında piyasalar içerisinde. Daha sonra yataya döneceği şeklinde bir öngörü var. Bu da aslında hem doların değer kaybetmeye başlayacağı, ki dünyanın dört gözle beklediği konu bu. Çünkü dünya üzerinde dolar önemli bir yer elde etmiş vaziyette. Doların değer kaybedeceği süreç acaba Mart, Nisan, Mayıs gibi olur mu? Bu süre içerisinde olur mu beklentisi var. Şu an bekle gör politikasına bütün dünya devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya üzerinde bekle gör politikası devam ediyor. Bizde dolar küresel piyasalardan farklı hareket ediyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü dolar endeksinin 112-114 aralığına kadar geldiği bir süreç oldu. Bu süreçte bile TL neredeyse dolardaki bu hareketliliğe, bu güçlenmeye tepki vermedi, değer kaybetmedi. Tam tersi, şu an dolar endeksi 103'lere kadar geri düştüğü zaman da yine değer kazanmadı. Burada yerini sabit tutuyor. Yani TL-dolar ilişkisini gerçekten anlamak çok da mümkün değil. Neden bu şekilde oluyor? Arka planda özellikle Merkez Bankası'nın ciddi müdahaleleri olduğunu biliyoruz. Son dönemde Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık mevduatın burada çok büyük destekçi olduğunu biliyoruz. Önemli olan şu an için doların kaçta kaldığı değil, doları bu seviyede tutmak için ne tarz bir önlem alındığı ve orta vadede Türkiye'ye ne gibi etkileri olacağını düşünmek gerekiyor. Yani burada doğrudan satış yoluyla ya da kamu bankaları aracılığıyla satış yoluyla eğer dolar bu seviyelerde tutuluyorsa, bu orta vadede bizim başımıza büyük bir bela açacak demektir. Çünkü sattığımız dolarlar bizim değil, borç aldığımız dolarlar ve bunların elbette bir gün vadesi gelecek ve bu paraları biz geri ödemek zorunda kalacağız. O zaman ne olacak? Doğal olarak Merkez Bankası'nın dolar talebi oluşacak. Piyasadan dolar almaya çalışacak. Yurt içinden almaya çalışacak, yurt dışından borçlanmaya çalışacak. CDS oranlarımızın çok yüksek olduğu bir süreçteyiz ki bu, eğer böyle bir seviyeye gelirsek daha da yükselecek demektir. O zaman biz 18'leri değil, gerçekten burada hayal dahi edemeyeceğimiz, olmasını asla temenni etmeyeceğimiz üç haneli rakamlar görmeye başlarız. Bu yüzden doların bu seviyede tutulması değil, neden bu şekilde burada kaldı, hangi önlemlerle burada kaldı, evet, bunların ortaya çıkması gerekiyor. Şey de sormak isterim size. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksinden de Aralık'ta 48.1'e yükseldi. Aralık'ta kritik seviyenin de altında kaldı. Bu konudaki yorumlarınız nelerdir? Yani bu gidişat peki nasıl ilerleyecek? Evet, bu bir anket sonucu. Yapılan anket sonucunda 100 üzerinden puanlanır bu anket. 50'nin üzerinde olduğu zaman piyasa içerisinde bazı şeylerin olumlu gittiği, 50'nin altındaysa artık bir güvensizlik olduğu, tedirginlik ortamı olduğu düşünülür. 50'nin altında bir rakam açıklandı. Zaten uzun zamandan beri 50'nin altında bir rakam açıklamaya devam ediyordu. 50'ye yakın kritik sınırın hemen altında bir yerde yolunda devam ediyor. Burada anketin detayına bakmak gerekiyor. Ben bu tarz anketlerin detaylarını incelediğim zaman genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Süre kısıtlı olduğu için anket sorularının detayına girmeyeceğim burada sizinle birlikteyken. Ama şu var. Genelde bu anket içerisinde mevcut dönem, yani son 3 aylık dönem gerçekleşenler ve gelecek 3 aylık dönemle ilgili ve gelecek 12 aylık dönemle ilgili beklentiler sorulur. Bu satın alma müdürleri endeksi de olsa böyledir, güven endeksleri de olsa böyledir, bu şekildedir. Yani burada 48,5'luk rakamın gözlemlenmesi biraz daha mevcut anketlerde çıkan sorulan sorular içerisinde geleceğe yönelik beklentilerden oluşuyor açıkçası. Ama içinde bulunduğumuz durumla ilgili bu çok da firmaların aslında net cevap vermediği izlenimini uyandırıyor bende. Çünkü burada satın alma müdürleri endeksinde neyi açıklıyor? Aslında firmaların satın alma, ne satın alır firmalar? Ham madde satın alır. Bununla alakalı girişimde bulunurlar. Ham maddeyi neden satın alırlar? Siparişleri vardır. Geleceğe yönelik üretimle alakalı yükselme beklentileri vardır. Baktığımız zaman burada bir düşüş görüyorsak, resesyonun, özellikle Avrupa'daki resesyonun
çok da ülkeyi sıkıntıya soktuğunu rahatlıkla görme şansımız oluyor. İlerleyen süreçlerde resesyon etkilerini göreceğiz. Çünkü ihracatla alakalı beklentilerimiz çok yüksek. Bu yıl daha da yükseldi bu beklentiler. Erdal Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu. Yarın tekrar zaten sizinle bağlantı yaptığımızda bu memur zamları da bugün açıklanmış olacak inşallah. Onlara göre de tekrar enflasyon farkını da yarın tekrar konuşuyor olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.